1400 yıl sonra kanıtlanan Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler neler? Gök ve yerin bitişik olmasını bilim nasıl açıklıyor? Allah'ın 7 kat gök yaratmasının anlamı ne? Her insanın parmak izi neden farklı? Hepsi ve daha fazlası az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Cenazede helallik istendi. Ben hakkımı helal etmiyorum sesi yükseldi. Onun için ben hakkımı helal etmiyorum. Damat kayınpederine hakkını neden helal etmedi? Az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Allah Allah. Kuş yavrusu hiçbir sese tepki vermedi. Şşt 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 şşt. Allah denilince verdiği tepki şaşırttı. Allah Allah. Az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Cenazede helallik istendi. Ben hakkımı helal etmiyorum sesi yükseldi. Onun için ben hakkımı helal etmiyorum. Damat kayınpederine hakkını neden helal etmedi? Az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Önce hani fikri neyse zikri odur derler ya, yatakta bir amca. Bir şeyler yapıyor, bir hareketler yapıyor. Önce ne olduğunu anlamıyorsunuz, sonra bakıyorsunuz ki abdest alıyor, su yok ama yatakta. Bak buyurun izleyelim. Kıyamam kuzuma. Sanki şey, su varmış gibi. Demek ki o yıllardan beri abdest ala ala... Şey de olabilir, sanki suyu bulamıyor, abdest alamıyor, kalkacak durumu yok. Fakat gönlünü tatmin etmek için, ya Rabbi ben işte yine böyleyim, yine abdestimi alıyorum ama halim yok, sen kabul et gibi. Sanki böyle bilerek yapıyor da olabilir. Yaş belli ki belli bir yaşın üzerinde, hareketler son derece yavaş zaten hastane odasında, ama hani elini avucunu hani şöyle yapması, o suyu böyle alması, bak şimdi mes edecek galiba değil mi ayaklarını? Hı-hı. Evet. Ayaklarında da bantlar var, bandaj var bak ayağında. Evet, bir şeyler. Evet, demek ki oradaki damarlardan da girmişler. Hı-hı. Ama işte hayat, ne yapacaksın? Hastanede olanlara acil şifalar diliyoruz. Onları bekleyenleri hastane bahçelerinde görüyorum pek çok kişiyi, acil bir kul şifalar. Sağlığında bir hayır yapar da hastalanınca o hayrı yapamayacak duruma gelirse yapmış gibi sevap alır. Ha. Peygamber Efendimiz öyle müjde vermiş. Şimdi bu amca da sağlığında abdestli namazlı ama şimdi abdest alamıyor. Sanki almış gibi sevap alıyor. Güzel. Aynen, almış gibi. Allah günahlarını affetsin. Testi, bilemiyoruz şimdi hayatta mı değil mi, bu çekilmiş bir zaman ama. İkinci bir inşallah. Şey daha var. İnsanlar yaşlandıkça Kur'an-ı Kerim diyor ki siz önce bebek olur emeklersiniz, eliniz, ayağınız, gücünüz, kuvvetiniz olmaz, bir yardımcıya muhtaç olursunuz. Sonra gelişir, güç kuvvet sahibi olursunuz. Sonra biz sizi yine baştaki halinize döndürürüz, eski halinize döndürürüz. Tekrar çocuk. Çocuk oluyor, mi? Bebek oluyor işte. İşte Allah o zaman yardım, o zaman elden ayaktan düşürmesin. Evet. Kimselere muhtaç etmesin, çoluğa çocuğun eline mahkum bırakmasın. Allah bize sağlık, sıhhat versin. En her ihtiyacımızı önemli nimetlerden olalım. Biri de hafıza. Akıl, evet, bu doğru. Alzheimer hastalığı mesela isimleri unutuyor, kızını unutuyor, oğlunu unutuyor, evinin adresini, yolunu unutuyor. Elini bıraksan bir daha gelemiyor. O da çok zor bir şey. Hocam bu arada şu soruya cevap verelim. Bak Instagram'ı açtım. Ömer Asaf diyor ki Zahide Hanım, kahkahayla gülmek kalbi öldürüyor. Bu bilimsel açıklama diye biliyorum. Dinimizde de günah diye biliyorum. Ben öyle bir şey bilmiyorum kuzum. Tam tersi, gülmenin aslında sistemi iyileştirdiğini, beyin algısını değiştirdiğini biliyorum. Bak çok zor bir anınızda ben, bile yüzünüz yıllardır, gülse... Yıllardır benim kafaya taktığım bir konu bu. Öyle mi? Evet. İyi, hani doğru sormuşsun. Bir şey kafaya takılır mı? Takılır. Ben nasıl neden kafaya taktım? Din, dünya ve ahiretin mutluluk reçetesidir.
dini böyle tarif. Allah insanlara peygamber ve dini huzur bulsunlar diye gönderir. Mutsuz olsunlar diye göndermez. Bak ne güzel söylüyorsunuz. Peki din böyle mutluluk verecekse din benim gülmemi niye yasaklar? Ben anlam veremiyorum. Şimdi, o yüzden size soruyoruz. Gülmek fıtri bir şey. Gülünce bütün dertlerden vesaireden kurtuluyorsunuz. Peki gülmek kalbi öldürür. Niye öldürsün kalbi? Fakat ben bir hadis ezberledim. Daha çocukken ezberledim. Bana onu ezberlettiler. Daha çocukken. Nedir o? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tadhaku kesiran fe inneddehki tumitul kalbe. Çok gülmeyin çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Fe inne kesrete dehki tumitul kalbe. Ha, bu hadisten yola çıkarak tabii onu soruyor. Ha. Allahu Ekber. Peki çok gülmeyin, çok gülmek kalbi öldürür. Böyle onun için gülmemeye başladım. Gülmemeye mi başladınız? Gülmemeye başladım. Hatta bizde bir atasözü de olmuş, deyim olmuş. Aptal aptal sırıtma. Sırıtmak bile suçtu. Hani yani. Gülmek mesela. Şimdi böyle derken aklıma bir şey geldi. Geçen hafta uçakta seyahat ederken arkadan biri öyle güzel konuşuyor ki ağzından bal akıyor. Benim arka koltukta. Kulak misafiri oldum. Sonra da döndüm. Eşiyle konuşuyor zannettim önce. Baktım sonra yanında iki tane kız öğrenci varmış. Onlara konuşuyor. Dedim ne güzel konuşuyorsun. Ağzından bal akıyor senin dedim. Tanışalım dedim. Aa ne güzel. Ama gerçekten bal akıyor. Bu şeyi diyor ki bu zat biz diyor toplum olarak kendi güzel kimliklerimizi kaybettik diyor. Biz mesela her şey günah olmayabilir ama diyor ayıpsa diyor ayıbı unuttuk diyor. Affedersiniz şimdi burnunu karıştırmak diyor günah olmayabilir ama ayıptır diyor milletin içerisinde burnunu karıştıramazsın diyor. Biz ayıbı unuttuk diyor. Hayal kurma dedik diyor çocuklarımıza. Hayalci olma hayal kurma dedik diyor. Halbuki diyor insan başarılı insanlar hayallerinin %3'ünü gerçekleştiren insanlardır. Einstein %4,5 hayal gerçekleştirdiği için Einstein olmuştur. Ya ne güzel söylüyorsun. Bu sözler karşısında döndüm. Dedim ne güzel konuşuyorsun. Tanışalım ağzından bal akıyor dedim. Ben de buraya mı davet etsek? Biliyor muyuz acaba telefonlu falan oldum bak. Kimmiş? Muhterem. Kimmiş? Barış Manço'nun arkadaşıymış. Ha. Yapımcısı beraber. Ha, o felsefe oradan geliyor. Erkmen Sağlam Bey'miş. 74 yaşında. Maşallah Allah uzun ömürler versin. Sonra bir sohbet. Ben de tam dedim ki Zahide Hanım'a ben bunu anlatacağım. Hey. Sizi biz bir ara yayına alalım. Bak aynı şeyi düşünmüşüz. O hemen. Da bir tarih verdi. Ben o tarihi size söyleyeyim. İnşallah Barış Manço'nun burada etkinlikleri olacakmış o tarihte. Çok mutlu olurum. Dedim yayının bir arasında sizi alırız. Güzel ağzınızdan bu bal akıyor. Bunları dinleriz. Çok mutlu oluruz. Şeker gibi bir zat. Ay çok merak daha ettim size öyle deyince. Biz beraber okuduk diyor. Beraber her yerde turnelerde beraber. Metinlerini hep ben yazdım diyor. Beraber hareket ettik. Kardeşim İnşallah. O benim diyor. Böyle bir zat. Şimdi nereden geldik? Gülmekten geldik. Gülmek üzerine de konuştuk onunla. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okurken hep şunu yazıyorlar. Doğru. Tebessüm yüzünden hiç eksik olmazdı. Bak şimdi. Bir, tebessüm edeceğiz o zaman. Demek ki tebessüm nedir? Hani şu kadarı değil mi? Yani öyle bir mimiklerle gülümseme. Gülümseme diyelim. Gülmek değil, kahkaha değil. Hı. Peki yine devam ediyor. Diyor ki azı dişleri görününceye kadar tebessüm ederdi. Şu hale mi geliyor o zaman? Yani bayağı daha... Tam da görünmedi. Azı dişleri görünceye kadar tebessüm edin bakayım. bak. demek ki bak kahkaha da yanında kahkaha. Geliyor demek ki. Bir dakika şimdi. Bak ben sözümü tamamlayayım nereye geleceğimizi. Bak yavaş yavaş geliyoruz şimdi. Azı dişleri görünceye kadar tebessüm edilmiyor. Denedim ben bunu. Çok kafayı taktım ben buna. Peki Peygamber ya, Efendimiz evet yani, gibi olmak istemiyorum. Azı dişleri şurası ya. O zaman gülmen lazım. Tebessümlü olmuyor bu. Bayağı. Ne oluyor kız dur bizi. Güldüreceğiz bugün milleti. Şimdi sonra bir hadis gördüm. O beni mest etti, düzeltti. Ha, nedir hocam? Hazreti Ayşe annemiz kaynağını da vereyim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde
Diyor ki kâne kesrete dehki fil beyti. Resulullah aleyhissalatü vesselam evdeyken çok gülerdi. Hah, benim ya. Peygamberim gülüyorsa ben niye gülmeyeyim? Ya şimdi niye ayıp mı? Olsun, niye günah şimdi olsun? Şimdi o iki hadisi bir yan yana getiriyorum. Gaflet şeklinde her şeyi unutmuşçasına sanki hiç ölmeyecekmiş, hiç derdi yok. Hep böyle. Ömrü sadece kahkahayla geçiyor. Çok abartılı olunca dikkat çekiyorsa değil mi? Biz bile rahatsız oluyoruz. O da kalbi öldürüyor zaten. Gözlerinden yaşlar gelinceye kadar yerlere yatıyor bilmem ne falan, bu zararlı. Ama gülmek zararlı değil, gülmek faydalı bir şey. Aynen tatlı ses gibi, güzel söz gibi. Hocam bu arada bizi güldürecek bir şey de var şu an ekranda, bakın. Bak, bizim kedilerin nasibi var bizim stüdyomuzda. Onlar sayesinde nasipleniyor. Ben sizden de duyduğum için böyle bak. Sabah odama da geldiler onlar. Geldiler mi? Onlar artık geliyorlar. Burada o kadar rahatlar ki mama da alıyoruz onlara. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Onun için Müslüman derdi de olsa karşısında insanlar varsa tebessüm edecek. Asık surat olmayacak. Abuz çehre olmayacak. Evinde de gülecek. Niye gülecek. Gülüyor diyorlar şimdi? Kediye gülüyor. Yok, kediye de gülelim. Tabii. Ama güleceğiz. Gülmek fıtridir. Gülmemek sakattır. Cenaze evinde ağlamayı, düğün evinde gülmeyi bileceksin. Evet. İkisi de fıtridir. İkisi de İslamidir. Bu arada hemen bir şey de ben müsaadeniz olursa ilave edivereyim. Doktorlarımdan öğrendiğim. Serotonin hormonu mutluluk hormonudur. Ve yüzdeki gülümseme beyne der ki güzel bir şey oluyor. O yüzden serotonini salgılar. Yani bizi mutlu eder. Nasıl gülümsemek. Olur da benim dinim gülme der. Yani. Böyle bir şey olmaz. Bak Instagram'da kimdi beyefendi? Bir hadis bak, daha bir var. Daha. Onu bana şimdi tabii bunları anlatınca bazılarının aklına o gelecek zihnine. Ona da cevap vereyim. Siz benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz hadisi de var. Ha. Ama burada çok ağlayın az gülün mesajı yok. Sebep şu, o kadar çok dert var ki, o kadar çok problem var ki, o kadar çok şeyler var ki. Ben bunları görüyorum, bana bildiriliyor anlamında gelir. Buna rağmen tebessüm ve gülüyorsa Peygamber Efendimiz, o zaman biz de tebessüm edeceğiz, güleceğiz. Değil mi? İyi ki bu soruyu soruyorsunuz ki biz de bunları cevap verelim. Hemen bu arada aklımdayken. Bu sadece bizim değil, İslam dünyasının problemi. Müslümanlar arasında bu hala psikolojik olarak sorunlar yaratıyor. Bu gülmeme hastalığı. Ama burada aslında bu program çok yere gidiyor ve sizin sözleriniz çok etkili. O yüzden iyi ki söylüyorsunuz bunları. Dini yarım bilmek çok tehlikeli. Ben sizden öğrendim. Her yerde de sizden öğrendiğimi söyleyerek bilgiyi söylüyorum. Bu erken yaşta evlilikler konusunda hocamın verdiği muazzam bilgiyi, Kur'an-ı Kerim'den bilgiyi ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Ama sizin açıkladığınız gibi ben ne yalan söyleyeyim, şimdiye kadar öyle bir açıklama duymadıydım. O yüzden de kafalar karışıyor, yanlış anlamalar çoğalıyor. Peki hocam, bir papağan ezberler papağanlar ve çok zekilerdir. Bu papağan da tabii ne duyarsa onu ezberliyor. Sure ezberlemiş. Hocam bir dinlesin bakalım. Daha önce böyle sure okuyan çok oldu. Ama bir papağan okuyor bakalım yanlışı var mı? Ama her durumda bravo. Onu eğiten, devamlı dualarla besleyen, büyüten herkese tabii. Buyurun. Güzel de okuyor değil mi şimdi, hocam? Şimdi hocanın biri maşallah vaaz ediyormuş, ders yapıyormuş. Derste demiş ki, ey cemaat, beyaz horoz niye öter? Beyaz horoz niye öter? Beyaz horoz niye öter? Diğeri de öter, ne zaman beyaz öter? Da öter. Ne zaman öter? Ha, ne zaman öter? Sabah öter. Demişler ki işte namaz vakitlerinde öter falan. Yok yok, meleği görünce öter. Meleği görür. Hani melek geliyor namaz vakti olduğu gibi haber veriyor vesaire. Meleği görünce beyaz horoz öter. Ne der bilir misiniz öterken? Ne der? Subhanallahu ve bihamduhu. Subhanallahu ve bihamduhu. Estağfurullah. Oradan bir Arapçayı iyi bilen biri varmış. Molla demiş ki hocam hep yanlış okudun. Subhanallahu olur mu? Subhanallahi olur. Ve bihamduhu olmaz. Ve bihamdihi olur. Estağfurullah olmaz. Estağfirullah olur. Ulan demiş.
horoz ne bilir bu Arapçayı? Bu kadar ötür. Horozun taklidini yapıyor ya o sırada. Bizim, ben biliyorum horoz bilmiyor mu getiriyor. Bizim papağan da estağfurullah deyince aklıma o geldi. Şimdi peki. Bazı yerlerde güzel ama bir yerde tabii hatası var. Artık o kadarı da papağanlığına verelim. Papağan kadar okuyamayanlara da göndermede bulunalım. Zemzem suyunun hikmetlerini hocam defalarca anlattı. Bu da görme fırsatıdır belki bilmiyorum. Bir izleyelim. Ben izlemedim. Bakalım. Buyurun neymiş hocam. Verelim Mahmutçuğum. Buyurun. Aynı bardak, aynı şekil. Sadece biri zemzem suyu, biri normal su. Onu yapan da küçük bir çocuk galiba. Birkaç damla şimdi mürekkebi damlatıyor. Bu normal suya. Normal suda hemen suya karışıyor, rengini alıyor, değiştiriyor. Çay gibi bir şey oldu. Mürekkebin rengi bütün suya karıştı. Şimdi zemzem suyuna damlatıyor. Karışmıyor suya. Bak. Hiç karışmıyor. Bir yerde küçücük tutunuyor. O kadar. Renk almıyor. Yok, o bile olmadı bak. Kayboldu içinde. Bakayım bizimkinde ne olacak merak ediyorum ben de. Tekrar damlatıyor birkaç damla. Normal su aldı. Zemzem mi koydu oraya? Evet. Üstüne mürekkep gitti. Mürekkep tamamen kayboldu. Peki biz de yapalım aynısını. Biz de yapalım. Merak ediyorum ben de. Biz de yapalım. Benim söyleyeceklerim var bu tür deneyler için. Peki. Şimdi bunu arkadaşlar, şu benim normal içme suyum. Yani her zaman getirdikleri su. Şunu zemzem diye getirdiler. Zemzem diye getirdiler. Ben dedim ki zemzem mi, değil mi? Bir tadalım. Bir tadalım diye içtim. Bismillah. Bu su zemzem suyu değil dedim. Gerçekten değil. Yani zemzem diye evde bekletmişler. Fakat bu suyla... Yasin getirdiydi bunu tüh. Bu suyla bu su aynı. Tadından belli olur. Zemzem suyuyla normal suyu tadından belli olur. Zemzem suyu bir kuyu suyudur. Kuyu sularının tadı normal akarsulardan, nehirlerden farklı olur. Kendine has bir tadı da vardır. Yani yağlıdır. Hafif bir kokusu, kendine has bir tadı vardır. Şimdi piyasadan almışlar. Yani bizde de haç malzemeleri satan yerlerde vesaire varmış. Bir defa markayı kapattırdım. Satılması zemzemin doğru değil. Onu soracaktım. Zemzem suyu satılır mı? Satılmaz mı? Satılmaz. Zemzem suyu Hazreti Hacer annemiz de oğlu İsmail'in olduğu yerde çıkmıştır. Kabe'nin dibinde ve onların vakfıdır. O gün bugündür hacılar bütün sularını buradan tedarik ederler. Umreciler, hacılar, Mekke'de yaşayanlar bu sudan içerler. Bu su satılmaz. Bu su onların vakfıdır. Benim hizmetim oluyor, kamyon tutuyorum, araç tutuyorum vesaire. O zaman bu işi yapma, gitsin oradan içsin ya da gelsin bedava içsin. Satma kardeşim, buradan para kazanma. Bismillah. Ayakta içilir mi, oturarak mı içilir meselesine gelince suyu ben onu anlatıyorum zaten. Zemzem zaten ayakta içilir. Normal suda oturarak içmek eftaldir, ayakta da içilir. Şimdi, zemzemi ayakta içmek eftal. Zemzem Peygamber Efendimiz ayakta içmiştir. Oturarak da içilir. Her zemzem içişimizde ayağa kalkıp kıbleye dönmek gerekmez. Düşünün, Kabe'de, Mekke'de yaşayan bir insan gece gündüz zemzem içiyor. Bu adamın her seferinde Kabe'ye, kıbleye dönüp zemzemi duasını okuyup içmesi gerekmez. Çünkü oturduğu yerde yemeğinde vesaire içiyor. O da caizdir. Şimdi gelelim. Bu deney yaptı birisi, bilmiyorum kimdir, nedir bilmiyoruz. Ama deneyden söylediği şu: zemzeme mürekkep damlatırsanız mürekkep zemzeme karışmıyor. Normal suya, bundan da koyalım. Bu da normal su. Normal suya mürekkep damlatırsanız mürekkep karışıyor. Bu da zemzemin mucizesi diye insanlara bunu anlatıyor. Şimdi bak, bu zemzem. Bakalım biz de bu yapalım. Bu normal su. Bu gerçekten zemzem. Tadından belli. Markası da belli. Şey belli. Oradan gelmiş. Ben tadından da anlıyorum. Yıllarca 30 senedir zemzem içiyorum. Hocam bismillah, şuradan normal suyla başlayayım. Çok değil, bir damla. Bir damla. Oo, hemen rengini aldı. Evet, bu normal su. Peki. Bir de o karıştırıyor zaten. Karıştırayım ben de. Karıştır. Hocam. Peki. Çünkü aynen. O zemzemi karıştırdığı halde bulaşmıyor mürekkep. Hı hı. Bu da zemzem. Ne güzel oldu.
ben merak ediyorum ne olacak. Hay olmasa acaba? Bakalım olacak biraz... mı olmayacak mı bilmiyoruz ki. Peki. Biz de işte zemzem, bizim içtiğimizde zemzem. Aslında hocam böyle deneylerden sonra bu şimdi fark ettim ki biraz riskli bir şey mi acaba? Herkesin önünde yapıyoruz. Hayır. Olmazsa ama iyi ki olmazsa siz yanınızdasınız. Olmasın. Olmaması zemzemi zemzemlikten çıkarmıyor ki. Ben biliyorum ki bu zemzem. Evet ama işte izleyici şimdi bunu bak ben yaptım. Hayır bak şimdi kim yapmış göstereceğiz. Peki yapıyorum hocam. Yapalım. Akıl var, mantık var, bilimsel bir şey oldu. Madem. Karıştıralım. Karışmayacak onun deneyine göre. Karıştıralım. Karıştı. Dur bakalım tek nokta haline mi gelecek? Yo valla aynısı oldu. Gelmedi. O zaman bir şey var. Biz o deneye güvenmiyoruz. Hmm. Zemzemde böyle bir özellik yok. Yani mürekkep karışmaz diye bir özellik yok. Allah-u Teala bunu oradaki insana bir nimet olarak yaratmış ve zemzemde antiseptik antitoksinler var ve insanı besleyici mineraller var. Diğer sudan farklı olarak zemzem içtiğiniz zaman kilo alıyorsunuz. Besliyor çünkü. Bir taraftan da sadece zemzem içerseniz vücut susuz kalıyor. Yani böbrekleriniz için de ayrıca su içmeniz lazım. Bunu da bilmek lazım. Çünkü hacılar sadece zemzem içtim, su içtim zannediyor. Ayrıca su içmeleri lazım. Onu da hatırlatıyorum. Şimdi aziz kardeşlerim, mucize bu değil. Mürekkebin karışıp karışmaması zemzemin mucizesi değil. Zemzemin mucizesi hiç bitmeyişi. Allah öyle bir Kabe'nin altını su deposu olarak yaratmış ki hiç bitmiyor. Milyonlarca insan su alıyor. Bitmiyor, azalmıyor. Birincisi bu. İkincisi Kabe'nin dibinden çıkıyor. İsmail Aleyhisselam geldiğinde bebekken Hacer annemiz geldi, orada su yoktu. Ama topuğunu vurunca oradan su çıktı. Bu mucize bu. Geri kalanlar bizim kendi avunmamız. Şöyle bir şey söylüyorlar. İşte Japon Izutsu bir deney yapmış. Görmedik. Gözlerimizle görmedik. Efendim bir damla ya da iki damla normal suya zemzem koyunca o suyu da mayalıyormuş. Ve ona zemzeme dönüştürüyor. Dolayısıyla zemzeme ilave yaparsanız diğer suyu da zemzem yapıyor gibi. Ama ben kokusundan anlıyorum. İlave yapılan suları kokusundan anlıyorum. Şimdi geçen haftalar bir bana mail geldi. Bir dostumuz hoşuna gitmiş atmış. Deney. Abdest alan insanların abdestte elde ettiği enerjiyle, temizlikle, normal suyla yıkandığında aradaki farkı ölçmüş diyor. Allah. Efendim İsviçreli bir bilim adamı. Kaç bin kişi üzerinde deney yapmış? Buradaki yazıya göre 50 bin kişi üzerinde deney yapmış. Biri normal suyla abdest alıyor, diğerleri de... Normal suyla abdest alıyor, normal suyla değil. Birisi abdest alıyor, normal bildiğimiz su. Hı. Diğeri de normal olarak elini yüzünü yıkıyor, abdest almıyor. Ha. Abdest alan insanı termal kamerayla yüzünü, elini... Isısını ölçüyor. Bakıyor ki onda bin bir türlü güzellik var, temizlik var. Allah Allah. Yoğunluk var. Abdest almayan insan normal suyla yıkadığında onda bunlar oluşmuyor. Bilim adamının ismini yazmış, vermiyorum ismini, önemli değil. 50 bin kişiyle her türlü ırktan, renkten insanlarla bunu yapmış. Abdestin fazileti için bunlar postalanıyor, bana da geldi. Bir defa ben reddettim. Neden? Bir, biz bu deneyi görmedik. Ben görmedim ki. Bana ispat etmesi lazım. Benim de bakmam lazım. İki, 50 bin kişiyle bu deneyi yapmanız için onlarca yıl lazım. Böyle bir şeye zaten deney yapmak için 50 bin kişiye gerek yok. Yani bu deneyi 1000 kişi ya da 500 kişi üzerinde yapsanız zaten fazlasıyla yeterli. Burada demek ki mübalağa var, aldatmaca var. İkincisi, kim bunu başkasına da gönderirse bu şu kadar sevaba nail olsun diye. O kadar çok geliyor ki böyle şeyler. İşte bu da aldatmacanın başka bir türü. Dolayısıyla siz bu tür gelen bilgileri ya da gördüklerinizi gözünüzle görmeden, test etmeden inanmayın. Aziz kardeşler. Peki. Şimdi bir şey daha söyleyeyim, noktayı koyalım burada. Peki hocam. Kıbrıs'ta bir üniversitede konferans verdim bundan 10 sene önce. Üniversite gençleri
Belki hatırlarlar. O benim konferansıma katılanlar hatırlarlar belki. Üniversite gençlerine yarım saat bu tür şeyleri anlattım. Besmele ile efendim işe başlarsanız şöyle dönüşür. Besmele ile kurban kesilen kurbanın eti şöyle olur. Besmele ile içilen su şöyle olur. Efendim zemzemle böyle olur falan. Herkes ağzı açık böyle dinledi. Tıbbi şeyler anlattım. Sağlıkla ilgili şeyler anlattım. Böyle merakla dinlediler. Üniversite gençleri. Ve yarım saat sonra şunu söyledim. Anlattığım her şey yalandı. Şok olmuş. Palavraydı. Uydurmaydı. Başkaları sizi böyle aldatıyor işte. Ya. Her şey uydurmaydı. Ve üniversite gençliği beni böyle mucizelerle dinlediler. Mucize anlatıyor hoca. Ne güzel şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşim, aklınız almıyorsa, vicdanınızı kabul etmiyorsa, gözünüzle görmediyseniz mucizedir bu, inan. Ya öyle bir şey, peygamber gösterirse ben inanırım ama sen yapıyorsun orada, hile yapıyorsun. Hile yapıyorsun. Suya başka şey karıştırırsan karışmaz. Doğru, belki de öyle. Belki şey. Hile yaptın, biz nereden doğru bilelim, senin suyu nasıl yaptığını bilmiyoruz, hangi su. Ama ben burada suyu size göstereyim. Bunun da tekrar ölçülmesi lazım değil mi? Bu gerçekten zemzem mi? Bu tabii. Gerçekten bu suların içerisinde herhangi bir şey var. Bu mürekkepte bir şey var mı? Tabii. Karışmayan maddeler de var. Kimyasal şeyler, her şeyi yaparız. Dolayısıyla her içine din karıştırılan o karışımları kabul etme. Peki. Bunun özeti bu. Hayırlar olsun, uğurlar olsun, umut, mutluluk olsun hepinize. Sağlık, sıhhat, afiyet olsun. Hayırlı cumalar olsun, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum. Hem de dualarımızla başlayalım inşallah. Şehitlerimiz için, gazilerimiz için, amin, askerimiz Allah için. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Amin, muzaffer eylesin her, amin, zaman. Devletimizi, milletimizi, amin, güçlü eylesin, kuvvetli eylesin. Birlik, beraberlik günü zaten halkımız bunu gösterdi. Elhamdülillah. Kardeşliğimizi bozmasın Rabbim inşallah. Amin. Tabii güçlü olacaksınız ki hazır ol cenge, eğer istiyorsan sulhu sala demiş Ziya Paşa. Yani cenge hazırsan barış olur. Ama zayıfsan ezerler. Ki Türk askeri ne kadar güçlü olduğunu yeniden gösterdik. Yeniden gösteriyoruz. Lazım. Amin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan, bizi eşrefi mahlukat olarak var eden, İnsan olarak dünyaya getiren, akıl veren, mal veren, mülk veren, vatan veren, bayrak veren ya Rabbi. Sana hamd olsun, şükürler olsun Allah'ım. Bizi vatansız bırakma Allah. Amin. Ya Rabbi, düşmanlarımızın gönlüne, kalbine korku sal. Amin. Askerimizi, ordumuzu muzaffer eyle. Amin. Bu milleti tekrar aziz ve izzetinle şerefyab eyle. Amin. Allah'ım, dünyanın dört bir tarafında ezilen, mağdur olan kardeşlerimize, soydaşlarımıza yardım elini uzatmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Filistin'de, Türkistan'da, Suriye'de, Arakan'da, dünyanın dört bir tarafında açlara, açıklara, kimsesizlere, yoksullara yardım elini uzatmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Görünür görünmez kaza bela afetlerden cümlemizi muhafaza eyle. Evladımızı, amin, neslimizi dini mübine hadim eyle. Amin. Vatanına, milletine faydalı eyle. Amin. Nefsin, şeytanın tehlikelerinden bizi koru ya Rabbi. Amin. Mahşer günü yüzümüz aydınlık eyle. Amin. Amel defterini sağından alıp doğrudan cennete girenlerden eyle. Amin. Affeyle günahlarımızı. Amin. Bağışla kusurlarımızı. Amin. Setreyle ayıplarımızı. Settarul uyupsun. Gece karanlığı nasıl ayıpları örterse sen de affedicisin, bizi affeyle Allah'ım. Amin. Gönlümüzden geçen hayırlı dilekleri, muratları ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, evladımızı salih eyle. Ömrümüzü, amin, bereketli eyle. Rızkımızı, amin, bol ve helal eyle. Dualarımızı, amin, kabul eyle. Kendi gönlünden geçirdiği ne varsa kardeşlerimizin, onları da kendilerine ihsan eyle Allah'ım. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bedir'den Çanakkale'ye, Çanakkale'den İstiklal Savaşı'na, 15 Temmuz'a kadar ve bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin, şühedanın ruhlarına Allah rızası için El Fatiha.
Errahmanirrahim. Amin. Bütün dualarınız Mekke'deymiş gibi kabul olsun inşallah ya Rabbim. Bugün Amin. Çok önemli bir duamız daha var hocam. Evet, sıkıntıda olan, derdi olanlar için. Bela ve musibetlere karşı korunma, sıkıntıdan kurtulma dualarımız var. Onları da arada yapacağız inşallah. Bazı insanların gerçekten her şey üstüne üstüne geliyormuş gibi oluyor. İnşallah bu dua içimizi ferahlatacak Şimdi, bir dua olur. Enteresan bir şey var. Mesela Bakara suresi. Sanıyorum 153 açayım Kur'an-ı Kerim'den de. 153. ayette Rabbimiz diyor ki Allah'tan sabır ve namazla yardım talep ediniz. Sabır ve namazla isteyiniz Şimdi, diyor. Gönlümüz daralabilir, sıkıntıya girebiliriz. Evet doğru 153. Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir. Şimdi daraldıysak namaz kıldığımız zaman ferahlarız. Namaz kıldım, keşke kılmasaydım diyen var mı? Hmm. Haşa. Hiç oldu mu daraldığınız namazdan sonra? Yok. Yani namaz kılınca bir ferahlık hissetmiyor muyuz? Yahu bugün akşama kadar oruç tuttum, keşke tutmasaydım demiyoruz. Şey. Ya bu umreye gittim, keşke gitmeseydim demiyoruz. Neden? Çünkü ibadetlerden sonra bir ferahlık ve huzur vardır. Huzur bulmak istiyorsak Allah'la konuşacağız. Allah'la konuşur mu insan? Bizim ona dua etmemiz, iltica etmemiz, ona sığınmamız, Kur'an okumamız Allah'ın kelamıdır. Onun kelamıyla konuşmuş olacağız. Hocam bir gün yeğenim bana şöyle bir şey sormuştu. Dedi ki teyze Allah çok büyük değil mi? Evet dedim çok büyük. E peki dedi. Önce şey anlayamıyor, büyüklükten bir yere sığdıramadığı için nerede yaşıyor sordu. Evi nasıl, köyü nasıl tabii. Ha, onları sordu. Bir de dedi ki, mesela ben ona hep derim, çok dua et. Çok dua et. Mesela küçük çocuklar bazen korkar ya, bak dua et. Allah senin hemen yanına gelir dua ettiğinde ve hepsi geçer diye. Şey dedi, şimdi sen ediyorsun, ben ediyorum, annem ediyor, babam ediyor. Herkesin duasını nasıl duyuyor, hepsine birden nasıl yetişiyor? Evet. Bir çocuk aklında şimdi bu çok büyük bir şey ve bunu zihni almıyor. Ona nasıl cevap vermek lazım onu da soracağım size ama hocam önce bir Çin'e götürebilir miyim sizi? Çin'e mi? Çin'de bir tezgahın başına. Peki. Gerçi bunu inşallah bizimkiler de yapmıyorlardır. Örnek Çin'den ama. Şimdi tezgahta herkes alışverişe geliyor. Ne istiyorsanız seçiyor. Gözünüzün önünde koyuyor şeye, keseye. Fakat kaşla göz arasında bakın ne yapıyor tezgahtar. Buyurun. Şimdi gözünüzün önünde koyuyor. Bu satıyor değil mi? Satıyor. O ne acaba? Limon mu, bardacık mı, ne bir şey? Tam... Erik gibi bir şey. Ha erik de olabilir. Erik Dur, yanda şey. Limonlar var doğru. Hı. Koydu oraya. Şimdi satıcının istediği. Ha oraya eskiden çürükleri hazırlamış. Bravo hocam. Hmm. Gözünün önünde değiştirdi fakat kimse ben de fark etmezdim. Bak eğildi Anlaşıldı. Oraya. Evet. Eğildi Bak, aslında. Bak aşağı doğru diktirdi. Oradan yeri aldı. Hocam siz çok dikkatli bir alıcısınız ama siz kolay ben, kolay yanılmazsınız. Ben şeyde pazarda da çalıştım böyle manavda. Öyle mi? Tabii. Ne sattınız? Patates sattım. Oho. Fakat amcam beğenmedi. Niye? Çünkü ben çürükleri ayırıp satmıyordum onları. Ha. Biz böyle aldık dedi. Böyle satmak zorundayız. Yeğenim arada bir iki tane gidecek o normal dedi. Dedim ben bunu veremem dedim. Senden bu işi yapamazsın sen git buradan dedi. Bir daha da yapmaz. İyi ki sizi göndermiş ama bak yoksa evet, Mustafa yani Karataş olmayacaktı. Tatilde çalışıyordum. Ama yapamadım. Çünkü şimdi burada o insan tezgahta gördüklerini sağlam gördü, temiz gördü. Satın aldı onlardan. Satın aldı da onlardan zannediyor. Ama eve gidince açacak bakacak ki hepsi çürük. Korkmuş, kurtlanmış bilmem ne. Peki benim aldığım böyle değildi diye düşünecek. Bir türlü kurtulamayacak. Bu, bir daha bu adamı da bulamayacak bu belki. Bu şeyden, düşünceden. Şimdi geldiğinde de o tezgah kapanmış olacak büyük ihtimalle. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim diyor ki çok Mutaffifin suresinde. Hocam buna bir şey daha ben ekleyebilir miyim? Buyurun. Sizin belki açıklamanız bunu da içine alacak. Şimdi bu evliliklerde hanım ya da beyefendinin herhangi bir sıkıntısı, rahatsızlığı varsa bunu karşı tarafa söylememek abesle iştigali olmasın. Bu örnekten yola çıkarak aklıma geldiği için söylüyorum ama mesela ola ki bir rahatsızlığı var. Bu düğünden önce söylenmezse. Söylenecek. Söylenmesi mi Komşu gerekiyor? Komşu da biliyorsa ya da akrabasına sorulduysa onlar mutlaka kusurunu söyleyecekler. Orada gıybete girmez, dedikoduya girmez. Hmm. Hatta söylememesi günah olur.
ya da ayıbını gizlemeyecek. Ayıp gizlemek mal satarken haramdır. Olduğu gibi kusuruyla söyleyeceksiniz. Şimdi burada ya bu mal satarken evlilik için geçerli mesela, değil. Evlilikte de aynı hassasiyeti aynı şey, göstermek aynı lazım. Aynı şey. Evlilikte de öyle. Ticarette de öyle. Şimdi ticarette burada mesela o ezikler varsa onu kenara koyup bunlardan da koyabilir miyim diyebilir. Ya da bu 3 lira bu 1 lira diyebilir. Fiyatını değiştirir. Onun da alıcısı vardır. Öyle yapması dürüstlüktür. Böyle yapması hiledir. Kur'an-ı Kerim de bunlara yazıklar olsun diyor. Veylün diyor. Veylün demek Kur'an'da iki manaya gelir. Birincisi yazıklar olsun demek. İkincisi de cehennemde en ateşli çukur olan veyle düşsün demek. Oo. Kuyuların dibine düşsün. Veyl. O kadar. Veyl çukuruna düşsün demek. Kur'an-ı Kerim'de alışveriş yapanlara böyle söylenmiştir. Bir de kaş göz işareti yapıp birbirini kandıranlara böyle söylenmiştir. O nasıl oluyor hocam? Veylün li külli hümezetin lümeze. Bu Lümeze suresinde yazıklar olsun birisine kaş göz işareti yapanlara. Yani birini fitliyor, gammazlıyor. Ha, diğeri hakkında, diğeri hakkında dedikodu şeyler. Yapanlara da bu tariz vardır, uyarı. Bir de yazıklar olsun insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam olarak tam onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan ve hilekarlarla hilekarlara yazıklar olsun diyor, hile yapanlara. Onlar düşünmezler mi ki büyük bir günde hesap vermek için diriltecekler. Şimdi ya, burada bir terazi tuttu. Terazide de hileler var. Öyle hileler de, var evet. Ki terazide. Terazinin mesela eskiden teraziler iki kefeliydi. İki kefeliydi. Şimdi de yapılması mümkün bu şeylerin. Kefenin bir tanesine kilo konur, diğerine sebze meyve konurdu. Sebze meyve konan yere demir kaynak yaptırıyorlardı. Ha. Demir kaynak yaptı. Daha şey tutsun, ağır tutsun, ağır tutsun diye. Bir şey daha var. Bak. 2 kilo 5 kilolar vardı. Hatırlar mısınız? Demirden. Şimdi normalde 5 kiloyu koyuyoruz gözünüzün önünde. Ama o koyduğu 5 kilonun altından delinmiş. Ha, içi oyulmuş. İçi oyulmuş. O yüzden 5 kilo değil aslında. 4 kilo aslında o. Bak. Oymuş içini, sen onu görmüyorsun. O 5 kilo duruyor orada. Hiç aklımıza da gelmez. Neler yapıyorlardı yani. Neler? Şimdi bunlar teraziler hassas olunca biraz düzeldi. Artık bir şey olmuyor. Ama ecdadımız bütün terazileri düzeltmiş. Nasıl düzeltmiş? Nasıl? Pazarın başına ve sonuna muhtesip ağası iki tane terazi koyarmış. Ha, ki isteyen orada ölçsün diye mi aldığını? Tereddüt eden, şüphelenen gelir. Oraya tartıya koyarmış. Bu kaç okka? 3 okka aldım ben bunu. Nereden aldın? Bu 2,5 aldım ki falanca esnaftan aldım. O esnafın tezgahı kapatılırmış. Bak ne kadar güzel. O zaman hadi bakalım diğerleri de aldatsın. Onun için pazarın iki başına iki terazi koymak lazım. Ne güzel, doğru. Evet. İnsanlara da güvenmek lazım, yoksa zor oluyor ama şimdi de mümkün. Mesela çürük aldınız, götürün onu zabıtaya. Tartsın. Ben böyle almadım. Ya da sıkıntı vardı. Ben böyle değil. Çürük almadım. Ben sağlam aldım. 5 liraya aldım. 5 liraya der mi bu diye sorsun. Peki. Cenaze namazına gidiyoruz. Herkesten helallik isteniyor. Allah hani cenazemizi de hayırla kıldırsın. Bak sonra neler oluyor. Çünkü kayınpeder vefat eden kişi, damat da orada. Bakın neler oluyor. Buyurun. Ben merhum damadım. Kızımla nikah muamele yaptık. Evlenmeden evvel ailesi hasta oldu. Ankara'ya doktora götürdüm. Filmleri evde tavandadır. Hesabı daha ödenmedi. Onun için ben hakkımı helal etmiyorum. Sen şeyden çıkar mısın? Tamam. Ben kayınpederini yerine aldım. Parasını peşin verdim. Tapuyu alırsın dedi. Rahatsız, hastaydı. Ben de acele etmedim. Şimdi tapuyu almadan da vefat etti. Onun için diğer hakkımı helal etmeyeyim ya. Şu an cenazedeyim, zorlardayım. Sahil Zorlar Köyü'nün mezarlığındayım. Evlatları buna bir çözüm bulmuyor mu şimdi siz? Bakarız dedi. Oturdu konuşuyoruz, bakarız dedi. Bir çözüm. Bunu halledeceğiz diyorlar. Bir senedir beri halletmiyorlar. Ben diyorum, bak analık hasta oldu diyorum. Öldü gitti diyorum. Tamam mı? Borcunu ödemeden, yarın baban da ölecek. Baban ölmeden bu işleri halledin diyorum. Gayınçı tamam diyor. Benim hanım abisine söylüyor. Tamam halledeceğim, tamam halledeceğim diyor. Oteli kapattı. İngiltere'ye gitti. Şimdi babası vefat etti. Bizim alacak kaldı.
Onun için ben mezarlıkta imamın huzurunda hakkımı helal etmedim. Alıncaya kadar da helal değildir. Her şeyi Allah'a bırakıyorum. Cenab-ı Allah ne musabakatı varsa ona bırakıyorum. Zor bir durum. Muhlis Bey konuşan kişi, yani vefat eden kayınpederiydi. Kendisi damadı, kızının eşi. Muhlis Bey merhaba efendim. Merhaba efendim. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çok zor bir durum bu. Hocam sizi dinliyor, evet, sorunuz varsa hocam. Evet, hayırlı cumalar kardeşim. Siz ne zamandır evlisiniz hanımefendiyle? Ne zamandır damatsınız? Ben 1982 yılında sözleştik. 83 yılın sonuna doğru evlendik. Yıllardan beri birbirinizi tanıyorsunuz. Daha önce ticaret, evet, yapmış mıydınız? Buyur. Daha önce ticaret yapmış mıydınız kayınpederinizle? Yok yok, hiç ticaret yapmadık. Ben elma tüccarıydım. Yaylada elma alıyordum. Benim işçim olarak geldi. Ben de beğendim. İstedik. Verdiler. Muameleyi yaptık. İki sene sonra düğün yaparız dediler. Bu esnada analık kayınvalide hasta oldu. Hasta olunca tabii midesi delinmiş. Yattı, hiç kalkmıyordu. Kusuyordu devamlı. Ne yerse, çorba yerse bile. Ben götür bunu dedim. Param yok dedi. Ben Ankara'da paramız var dedim. Elma parası. Vereyim dedim. Sonra dedi ben onlara gidersem yiterim dedi. Köylü insan tabii bir yere gitmediğinden. Ben de tarlada amele elma toplattırıyorum. 20 kişi var. 5-6 erkek var, depoya çekiyorum. Hem Ankara'ya, İstanbul'a hale gönderiyorum. Hem depoya koyuyorum. Vicdanım rahat etmedi. Ölüp gider, soluyamıyor. Aldım gittim Ankara'ya. Neyse kısa keselim. Tedavi ettirdim. Geldim 1 milyon 600 bin lira hesabı çıktı. 300 bin lirasını dedim benden olsun. Çocukları biraz yanında çalıştı. O zaman yemeğe 900 bin liraydı. Neyse 300 bin lirasını sildim. 1 milyon 300 bin lira borcumuz var dedim. Tamam dedi, koyunu kuzuyu sattığımızda verelim dedi. Ondan sonra biz hanımla düğün yapamadılar. Paraları yok. Ben hanımı kaçırdım. Hani muameleli yani, hanımla beraber gittik. Aradan 5-6 sene geçti. Kayınpederin kız kardeşi 3 tane arsa var yan yana. Ben satayım dedi. Enişte bu sana layık dedi. Burası sana müsait dedi. Ben de alayım dedim. 1 milyar param vardı cebimde. 500 bin para ihtiyacım vardı. Kayınpedere dedim. Sana dedi yer mi lazım dedi. Bizde yer yok mu dedi. Ailesinle beraber. Ben de sizde yer yok mu demedim. Tamam mı? Halam yeri satıyormuş dedim. Neyse kısa keselim. Vaktinizi almayan. Estağfurullah. Sizde 1.300'de borçları var. O ödenmedi daha değil mi? Yok yok, ödenmedi. İşte o ödenmedi. Bundan sonra... Siz 500 daha istediniz. Hani o borcunuzdan bari düşelim. Yıllar geçmiş artık diye. Kaç sene oldu bu? 7 sene sonra 500 lira para istedim. Halamın yerini almak için. O da onların olmadı. Onların da dibinde kendi yerleri varmış. 400 metre. Halamınkından 100 metre daha eksik. Bana bir buçuğa verdiler bunu. Ben bir buçuğa aldım. 1 milyar 300'ün üstüne 200 bin lira daha verdim. Ben bir şey sormak Bir tane sigorta buzdolabı verdim. Bir televizyon alıverdim. Bir şey sormak istiyorum. Peki hocam, Muhlis Bey bir şey soracak size. Buyurun hocam. Bu borcu onlar kabul ediyorlar mı yoksa inkar mı ettiler? Bizim borcumuz yok mu dediler? Hocam ben kayınpederle 8 sene sonra dövüştüm. Kayınçı geldi. Yanıma kayınçıyı çağırdım. Dedim bak kayınçı dedim. Babana dedim tantan ettik dedim ben. Niye dedi? Böyle anlattım. Ben dedi babamla konuşayım. Hanginiz haklıysa dedi ondan yanayım dedi. Tamam. Babasınla konuştu. Bana 3-4 ay sonra haber getirdi. Enişte senin dediğin doğruymuş dedi. Sen haklıymışsın dedi. Ama benim bu hatam, şimdi ne yapayım dedi. Biraz duralım dedi. Ben de sesimi çıkarmadım. Borçlarını inkar etmiyorlar. Yani aradan benim hanım olmak üzere iki tane daha kız kardeşi var. Biliyorlar yani. Peki zor bir durum. Aslında en güzeli hiçbir akrabayla falan para pul işine girmemek mümkünse, ama oluyor. İnsanın ihtiyacı oluyor. İhtiyacı olunca en yakında akrabası oluyor. Borçsa söz verdiyse ödenmesi lazım. Şimdi ben iki şey söyleyeceğim burada. Mesele anlaşıldı ama şu andaki durumlar ne onu bilmiyorum. Yani helalleştiler mi tekrar? Yoksa helalleşmemiş anladığım kadarıyla daha parası ödenmemiş. Ödenmedi. Ki bunu mezar başında söyleme ya kadar giden bir durum. Şimdi, bu arada sizi şöyle alalım diyor orada. Hoca efendi, hoca mıydı onu söyleyen size? Hangisini?
Siz bunu söylüyorsunuz, ben diyorsunuz kayınpederim hakkımı helal etmiyorum. Burada bak, tam i̇mam, burada. İmam imam cenaze namazında imam. Ne dedi size efendim? İmamı da ayıpladım. Siz... İmamı da ayıpladım. Böyle aynı bir hadise oldu milasla. İmam dedi ki merhumu borçlu koymayalım, biri üstlensin dedi. Aynı böyle TRT'de. İlk haber milasla oldu. 200 sene evveli. Peki. Ama bizim imam öyle söylemedi. Ne dedi? Borcu bizi ilgilendirmez dedi. Ama dedi merhumu koyar koymaz dedi. Mezarlığın ağzında oturun, anlaşın dedi. Helallaşın dedi. Hmm. Yani gömelim, ondan sonra da siz helalleşin dedi. Konuşun, anlaşın dedi. Anlaşın cenaze dedi yani. Cenaze namazını kıldıran imam. Peki onu da hocamıza danışalım. Şimdi Sad suresinde Davut aleyhisselama iki kişi dava gördürmek için geliyor. Davut aleyhisselam da hemen bir tarafı dinleyince karar veriyor. Allah-u Teala'dan Davut aleyhisselam uyarı geliyor. Ha, diğer tarafı daha evet. Dinlemedi. Ve o da tövbe ediyor. Ya Rab, ben hata ettim, beni affeyle diye. Şimdi diğer tarafı dinlemeden. Şöyle, olay şöyle. İki tane ortak kardeş. Bunlar bir tanesi 99 tane koyunu var. Diğerinin bir tane koyunu var. Hmm. Kur'an'daki anlatılmasına birinin göre. 99 koyunu var. Birinin, diğerinin bir tane koyunu var. Evet. Diyor ki onlardan biri şöyle. Bu kardeşim, onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Sad suresi 23. ayet. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada da beni yendi. Hmm. 99 koyunu olan bir koyun olan kardeşini tartışıyor ve yeniyor, ikna ediyor, diyor ki o da benim olmalı, senin bir tane var zaten, bununla uğraşma meselesiyle Allah Allah. Ona da el koymak istiyor. Bunlar da mahkemeyi Davut aleyhisselama götürüyorlar. Davut aleyhisselam da diyor ki, burada hemen söylüyor, sen bu kardeşine zulmediyorsun, elindeki koyunu niye alıyorsun diyor, haksızlık yaptın diyor. Bunun üzerine Allah'tan ihtar geliyor Davut aleyhisselama, tövbe ediyor. Halbuki meseleyi tek tarafta dinlemiş Davut aleyhisselam. Şimdi birincisi bizim pozisyonumuz bu. Biz burada miras konusu, talak, boşanma, evlilik gibi böyle söz, akit olan, söz olan konularda iki tarafı da dinlemeden ne söylersek günaha gireriz, yanlışa düşeriz. Birincisi bu. Söylediklerini basında vesaire medyada düşenleri doğru kabul ederek şimdi söylemek istiyorum. Bunları doğru kabul ediyor. Ama diğer tarafı bilmiyoruz. Dinlemek lazım aslında. Diğer tarafı dinlemek lazım. Böyleyse mesela. Böyleyse tarihte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunun 3 örneği var. 3 örneği. 3 tane cenaze. Birinde Hazreti Peygamber'e bir cenaze getiriliyor. Musalla taşına konuyor. Ya Resulallah, cenaze namazını kıldır diyorlar. Ey cemaat, nasıl bilirsiniz diyor. Hakkınızı helal ettiniz mi? Bunun borcu var mı diyor. Kimseye borcu yok. Benim alacağım yok diyor herkes. Bize borcu yok. O zaman namazını kıldırıyor. Bakın. Bunda bir sorun yok. Göstermek güzel, sormuyor. Peygamber desek. Soruyor. İkinci bir cenaze getirildiğinde bunun borcu var mı? Var ya Resulallah diyorlar. Peki bu adamın malı var mı? Malı da var. Geriye bir şey bıraktı mı? 3 dinarı var. Oradan borcunu ödeyin diyor. Ha. Ve cenazeyi kıldırıyor. Üçüncü de bir cenaze getiriliyor. Borcu var diyorlar. Borcu var diyorlar. Geriye bir şey bıraktı mı? Geride de hiç bir malı yok diyorlar. Ödeyecek de borcunu yok. O zaman eyvah, ben cenaze namazını kıldırmıyorum. Ne yaparsanız yapın diyor. Ve gidiyor. Giderken ya Resulallah, onun borcunu ben ödeyeceğim diyor birisi. Hah, Allah razı olsun. Oradan Ebu Katade borcunu ben ödeyeceğim deyince Resulullah Efendimiz geliyor, namazını kıldırıyor. Şimdi imamlar, müftüler bir cenaze namazı kıldırırken ne soruyoruz biz? Hakkınızı helal ettiniz mi? Üç kere bir de, değil mi? Biri de çıkıyor etmiyorum diyor. Etmesen etme, ben kıldırıyorum demek Resulullah'a aykırı olmuyor mu? Doğru. Peygamberin sünnetine aykırı olmuyor mu? Bu ibadet sen kafana göre yapamazsın ki. Niye sordun o zaman? Sorma. Niye soruyorsun? Yani bir defa mesela beyefendi öyle demiş ama muhtemelen cenaze kalkmış. Bir defa bunu soruyorsan gelecek cevaba hazır olacaksın. Sen ne dersen de ben bunu kıldırırım. Öyle bir şey yok. Günahını sen alıyorsun.
bu adamın bu alacağını tahsil edememiş adamın ne kadar ahı vahı varsa sen onu alıyorsun imam olarak. Buna hakkın yok ki. Eyvah eyvah. Orada imamın yapacağı şudur. Yani cenazede böyle bir hal olursa etmiyor gerçekten adam ciğeri yanmış. Yıllarca da parasını alamamış. Cenazesinde de ben bunu göstereyim kendimi. Demiş bunu engelleyemezsiniz ki. Gelmiş cenazede benim alacağım var bu adamdan. Mirasçılar da ödemiyor derse hukuka, kanuna kim varsa orada bunu müracaat edin kardeşim. Siz varislerisiniz. Parası var mı babanızın, annenizin, neyse teyzenizin, amcanızın? Ödemeye kefil misiniz? Söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz. Ödeyeceğiz kardeşim. Herkesin içinde söz. Tamam. Bir böyle. Bir de bugün mahkemeler var. Kayıt var. Kuyut var. Bunlar da devreye giriyor zaten. Bunların güvencesi olduğunu anlıyorsanız bu insanın hakkı helal edilmiştir. Ben de bunun rahatlıkla cenaze namazını kılarım dersiniz. Bu böyle çoğalırsa benim tahminim çoğalacak. Ki biz daha önce böyle programlar yani böyle örnekler yok. Çoğalır. Şimdi öğrendi insanlar bunu. Evet. Bizden bu çoğalırsa ileride şöyle bir şey olacak. Bakın. İleride cenaze namazını kıldırmak için bunun borcu yoktur. Yazsın isteyeceğiz. Nasıl yani? Öyle olacak. Aileden, şeyden. Aileden. Ha, orada zor durumda tabii, kalmamak tabii. için. Yani imamda, müftülükte ya da belediye neyse artık. Belediye bu adamın davası, borcu yoktur. Ödenmiştir. Alacaklılarına vesaire mirasçılar bunu kefildir. Tekefül ediyorlar diye yazıyı vermek zorunda kalacağız. Çünkü öyle bir gidişat var. Bu da isabetli bir şey. Rastgele sormayacağız. Yine burada tekrarlıyorum imamlara. Namazdan önce bunu sorun. Helalliği namazdan önce alın. Sünnette esas olan odur. İşte burada hadislerde görüyoruz. Ha, namaz kılınmış tam artık. Bu bahsettiğim hadisler nerede geçiyor? Buhari'de, Kütüb-Sitte'de, bütün sünenlerde, Nesai'de bunlar hepsi geçiyor. Yani bunlar sahih, sağlam haberler. Dolayısıyla böyle kafana göre ödemezsen ödeme ben de kıldırırım. Hadi bakalım siz öyle sonradan şey hesaplaşın yok. Diyemeye hakkın yok hoca efendi. Peki inşallah bunu halledersiniz kendi içinizde. Şimdi burada balonlar var. Şimdi hoca gelmiş. Bugün cuma. Ne alaka balon demeyin. Tabii ki bir alakası var. Balonla ne yapacağıma inanamayacaksınız biraz sonra. Ama bunun yapıldığını hatta hocamdan öğrendim. Ben de göstermek için balon, 3 tane balon şişirttim, getirttim. Niye mavi? Hocandan öğrendi, hoca da yapmadı. Ben de başkasından duydum. Yani ben bir şey yapmadım yoksa. Yok yok, hocamın yaptığı bir şey değil. Ama hocam söyleyince ben çok şaşırdım. Öyle mi oluyormuş hocam diye. Ya. O zaman bunu hocam müsaade ederseniz bir yayında söyleyelim diye balonları getirdim. Şimdi ben çok merak ederdim şurada balon gibi bunun sonunda ne çıkacak diye. Patlatmayacağım merak etmeyin. Şimdi Deniz Hanım'ın bir sorusu varmış. Çok da enteresan bir soru. Bu da 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir soru. Deniz Hanım merhaba. Merhabalar. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Buyurun kardeşim. Hocam size bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Hocam biz Trabzon'da yaşıyoruz. Evet. Ve annemler altın günlerinde muska böreği yapıyorlar. Ve bu böreği yemeden önce de dua okunuyor günlerde. Bunun bir yanlışı var mı? Günah bu dua, var mı bizim için? Bu duanın muska böreğinin muska kısmı ile ilgisi var mı? Evet. Yani ismi muska olduğu için bir soru işareti oluştu kafamızda. Yani ismine göre hareket edersen imam bayıldı da ne yapacaksın? Yani yemekte muska böreği, muska duası yap. Efendim. Hocam. Allah'ım 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ya böyle mantık olur mu? Muska duası. Ama teşekkür ediyorum. Bak bunu yapıyorlarmış demek ki. Duadır da şimdi. Gerçekten teşekkür ediyorum. Muska böreğinde adı muska diye. Demek ki dua. Peki bu duanın bir özelliği var mı? Yani ne üç kulüvallahu bir elham mı okuyorlar? Ne yapıyorlar? Yani Kur'an okuyorlar. Yani toplanıyorlar bir araya gelmişken bir dua okuyalım. Okunmuştur mübarek. Ölmüşlerimiz adına diye. Şimdi yemekte besmele çekilir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adı anılır. Ve insanlar başlarla yemeklerini yerler. Sonunda da dua edilir. Şükür edilir. Elhamdülillah. Hı? Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükürler olsun. Duanın en güzeli de elhamdülillah'tır yemekten sonra. Evet. Bunun dışında yemeğe özel okunmuş bir dua olmaz. Peki yani, muska böreğinin deyince gerçi imam bayıldı muskaya, daha da muskaya benzediği için muska demişler. Evet, muska. Evet. Yoksa buna bir dua yaparsanız yeni bir uydurma hurafe başlatmış olursunuz. Biz buna bidat diyoruz. Günahtır. Hmm. Küllü bidatın dalale. Bidat sapıklıktır.
Yani onun için değil ama normalde yaptığımız nimete saygıdan ve şükürden dolayı yaptığımız dua. O zaten hepimizin yapması gereken. O her zaman ama böyle muska böreğine dua ediyoruz, hadi toplanın demek, bu da istismarın başka bir yönü. Peki. Teşekkür ediyoruz kuzum. Annenize çok selamlar. Trabzon'a selamlar. Hayırlı cumalar, sağ olun. 2 yıl önce annemi toprağa verdim. Yattığı yerler nur olsun diye bir izleyicimiz. O günden beri her gece içime bir sıkıntı geliyor. Kötü bir şey olmasından korkuyorum. Dualar okuyorum ama bu korku bir türlü geçmiyor. Ne yapmalıyım hocam? Instagram'dan sizin yazdıklarınız sorular. Hakkımı helal etmedim ama onlara kin tuttuğumdan beri başımdan bela eksik olmadı diyor. 5 kardeşmiş. Anneleri öldükten sonra bize bir ev kaldı diyor ama ben hakkıma düşeni alamadım. Fakat helal etmeyince kin tuttuğumdan beri bela benim başımdan eksik olmadı. Ben ne yapmalıyım diye sormuş bir başka izleyicimiz. Ne yazık ki eşi beni aldatıyor. Hem de çok küfür ediyor. O zaman ya bu zamana kadar sabrettim hocam ama artık sabrım kalmadı. Ben ne yapmalıyım diyor ve buna benzer sorularımız var. Hocam notunu alıyor ama tekrar soracağım. Peki. Biraz sonra. Şimdi bir kuş. Onların belki algısı, tepkisi bizden daha da farklı. Allah deyince kuşun tepkisine bir bakar mısınız? Buyurun. Allah Allah. Bu arada bu bir yavru kuş anladığım kadarıyla. Allah Allah. Şşt 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 şşt. Allah Allah. Annesi gelmiş de yemek verecekmiş Allah gibi. Allah Allah. Allah Allah. Başka sesler çıkartıyor mesela, onlara tepki vermiyor. Kuş bildiğim kadarıyla bunu ancak annesi gelip de onu doyurmak istediğinde Allah Allah yapıyor. Allah Allah. Bilemiyorum. Allah Allah. Bu tesadüf de olabilir. Allah Allah. Bu yaptığı şey, annesi gelmiş ağzını açıyor ki annesi kursandan Allah çıkarıp Allah evladını besler biliyorsunuz kuşlarda. Allah Allah. Mu? Allah Allah. Ne düşündürdü bilmiyorum hocam. Bunu internette böyle yayınlamışlar. Şimdi, soralım. Dağlar Allah'ı zikreder. Mesela Süleyman Aleyhisselam'a kuşlar emrine verildi. Kuşlar ne derse itaat ediyorlardı ve onlarla konuşuyordu. Onların bir dili var. Davut Aleyhisselam'a da dağlar emrine verildi. Süleyman Aleyhisselam'a rüzgar emrine verildi. Davut Aleyhisselam'a dağlar emrine verildi. Dağların emrine verilmiş olması nasıl diye müfessirler fikir yürütmüşler. Yani dağ ne yapabilir? Kur'an okurken, Zebur okurken Davut Aleyhisselam, ona Zebur verildi biliyorsunuz. Sesi çok güzel olduğu için şimdiki güzel seslere Davudi ses denir. Oradan geliyor. Biraz tok olan güzel seslere Davudi ses denir. Davut Aleyhisselam Kur'an okurken dağlardaki bütün vahşi hayvanlar bile o Kur'an'ı dinlemeye geldiği söyleniyor. Yani onun Kur'an okuyuşuna hayran kalırlar. Dağlar öyle emrine verildi deniyor. Her hayvanın, her canlının bir zikri vardır. Allah-u Teala'ya anış Allah-u Teala'ya anış şekli. Kulun, kuşun zikri de Allah demek değildir. Kuşun zikri yumurta yapmaktır, uçmaktır, kendi yuvasını yapmaktır. Öterek insanları neşe ve huzur vermek, kuşun zikri budur. Biz şimdi hayvanlara da Allah dedirtmeye kalkarsak hayvanları hayvanlıktan çıkarmış oluruz. Şimdi ben bunu eziyet gibi gördüm. Yani çok hoşlanmadım bu adamın yaptığından. Yavru kuşa eziyet, sürekli bir şey zannediyor. Sürekli annesi kendisini geldi zannediyor. Annesi geldi zannediyor. Sesten belki başka şeyler hissediyor. Diğer seslere neden bu kadar Allah Allah rağbet göstermiyor. Diğer seslerde belki aynı Allah lafız Allah aynı şekilde ona tepki verdirmiyor. Sesten, telaffuzdan Allah da olabilir. Allah. Bundan bir mana çıkarmanın Allah'ın gücüne güç katacağı Allah değil. Allah. Esas orada o yavru kuşun annesinin getirip gagasını, ağzındaki o beslemesini, o kuşun doğar doğmaz hemen vazifesini bilmesini, mucizeyi orada arayacağız. Kartal yavrusu düşünün, dün seyrettim belgeselde. Kartal yavrusu daha doğar doğmaz kartalın yavrusuna bir baktım, pençeleri var. Gagası, ağzı çok başka türlü. Ama doğar doğmaz ilk yaptığı şey önce gözünü açmak oluyor. Bir arıyor kendini, bir vücudunu düzeltiyor. Çünkü top gibi doğuyor ya. Önce bir düzeltiyor. Sonra gözünü açıyor, gözünü açar açmaz annesinin kucağına sığınıyor.
Annesinin kucağınız. Bütün bunlar kodlanmış. Bu kodlanmayı tersine çeviremezsiniz. O da Allah'ın zikridir. Bundan bir mana çıkarmaya gerek. Allah'ım hiçbir kucağı evlatsız, ya, hiçbir evladı anayı, da anayı anasız da evlatsız bırakmasın. Bırakmasın. Evet. Ama burada dur hangisiydi? Ha, beş kardeş size soruları var. Bir kardeşin daha doğrusu. Annemiz vefat ettikten sonra diyor bize ondan bir ev kaldı. Evet. Ama bu beş kardeş bu evi bölüşürken bu bize yazan kişi hakkını düşeni alamadığını söylüyor. Hakkımı helal etmedim onlara ama onlara kin tuttuğumdan beri de benim başımdan bela eksik olmadı. Ben ne yapmalıyım hocam diyor. Şimdi evlatlar arasında kardeşler arasında mirasta eşit davranmamak ya da adil davranmamak diyelim eşit bazen olmayabilir. Çünkü birisi daha muhtaçtır birisi helal eder almaz. Adil davranmamak kul hakkına girer, haramdır, en büyük günahlardandır. Buna dikkat edeceğiz. Ama paramız var, malımız var, mülkümüz var. Adam yerine konmamak, hesap edilmek, yok sayılmak insana dokunuyor. Buna rağmen affeder, para, mal, tarla hesabı yapmadan annemizle, babamızla, kardeşimizle kötü olmazsak biz kazanırız. Allah bize daha fazla verir. İnşallah. Kavgaya girmektense kavgadan kaçmak lazım. Bir de kendi ne kadar üzülüyor kim bilir. Kavgadan kaçmak lazım. Bela, musibet ondan mı gelir, başka şeyden mi gelir bilmem. Kin tutmak doğru değil. Müslüman kindar olmayacak. Hatta şöyle de bir güzel söz var. Kalbinizde daha önce başkalarına karşı duyduğunuz kini de zamanı gelince affedin. Çünkü o hem sizi yıpratır hem karşı tarafın düşmanlığını artırır. Ama affederseniz yeni bir dost kazanmış olursunuz. Siz de huzura ermiş olursunuz. Ay hocam onun içimizdeki için, şeytan mı duruyor bilmiyorum. O kadar şeytan, zor ki. Şeytan kaşır durur. Affetmek ama evet. Sağına dönersin aklına getirir. Soluna dönersin aklına getirir. İçeriden kazır kazır durur. Ama biz daha çok üzülüyoruz gerçekten öyle bir durumda. Düşün. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Allah her şeyi biliyor ya. Sen balık hani hayır yap, iyilik yap, denize at balık bilmese Halik bilir. Allah seni görüyor. Onun için sen haklıysan korkma. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'de pek çok mucize var. Bizi heyecanlandıran, bizi umutlandıran. Mucizelerden de biraz bahsedelim mi? Sonra gelen sorular var. Bu arada sizi Hakan'la tanıştırmak istiyorum. Hakan'ın bir videosundan dolayı aslında Hakan burada. İzleyicilerimiz sanıyorlar artık o da ailemizin bir parçası oldu. Aslında sağlık görevlisi ve ilk yardım uzmanı Hakan. Kilolarını da seviyor. Evet. Ama doğru örnek olmak adına, sağlıklı olmak adına tabii belki biraz vermek lazım. Bir de Nur teyzemiz var. Nur teyzemiz de böyle biraz allı pullu güllü maşallah bir böyle bakımlı makımlı Türk bayrağını da böyle bize gösteriyor. O da enteresan dert dinliyor. 5 liraya dert dinliyor. Ondan da bir sorularım olacak hocama. Öyle mi? Peki mucizeleri anlatsın sonra sorar mısın kuzum? Hemen sorayım bir onu dinlesinler benimkiler tamam, de. Tamam pazarlık da Allah'tandır. Sokaktakiler. Tabii ki dinlesinler. Pazarlık Allah'tandır. Ay dur pazarlık neydi? Pazarlık sünnet. Değildir. Değil midir? Değildir evet. Hocam da o zaman bir dakika sana gelmeden. Pazarlık için pazarlık yapalım mı yapmayalım? Hayır pazarlık sünnet değildir. Pazarlık caizdir. Yani yapılabilir. Ha. Pazarlık sünnettir derseniz herkesin pazarlık yapması gerekir. Pazarlık yapmaya gerek yok. Ha, ben bak, sözünüze itimat ederim. Bu kaç lira? 5 lira. 5 liraysa tamam. Alıyorum. Pazarlık yapmadım. Sünneti terk mi ettim? Hayır. Doğru olanı yaptım. Şimdi pazarlık sünnettir derseniz ondan sonra affedersiniz. Hepsini çoğunu tenzih ederim hepsinde değil. Arap pazarlığına dönüyor. 100 lira dediği malı 5 lira veriyor. Neden? Pazarlık sünnettir. Öyle şey yok. Aldatmaya tevessül ediyor. Pazarlık sünnet değil. Bak o zaman biz de yanlış ben bak, öyle bir bak pazarlık sünnet değil. Biliyorduk. Yine sünnet olarak bilinen bir şey var. Yüzük takmak sünnettir diyorlar. Yüzük takmak sünnet değil. Yüzük takmak caizdir. Taksan olur tak. Ama biz bunu örfen özellikle nişan düğün vesaire evli olanlar o zaman takıyoruz ki örf. Ha, bu nişanlanmış, evlenmiş bilsin. Bu örfe ait bir şey ama sünnet değil. Şimdi bazı şeylere uygundur, yapabilirsini hemen sünnet yapmışız. Sünnet öyle hafif bir şey değil. Onu da düzeltmiş olduk. Onun için pazarlık yapmıyoruz. 5 lira mı istiyor? 5 lira istiyor canım. Dinliyorum şimdi siz benim derdimi dinleyin. Dinleriz. Ama ben daha hocaya paramız yetmez şimdi. Tepki bana büyüyor. Çünkü neden? Benim yapacak bir şeyim yok. Gençliğimde yedim içtim güldüm geçtim ama kazalarımı da kılıyorum. Kılacak başka bir yerim yok. İş yerimi açıyorum. Oradan sehpalarımı da koyuyorum karşılıklı. Seccademi de seniyorum. Sabahtan akşama kadar namazıma devam İş ediyorum. İş yerim dediğiniz sokak, kılıyorum. Sokakta değil mi?
Sokakta. Ha, iş yerim deyince dükkan zannetmesinler. Yani. Sokaktayım. Yapacak başka çarem yok. Yani bunu hep kılıyorum. Önce namazımı, vakit namazımı kılıyorum. Arkasından kazalarımı kılıyorum. Ve çizik atıyorum bunlara da. Gelen giden laf atıp gidiyor. Gelen giden laf atıp gidiyor. Yani işte sokakta namaz kılınmaz. İşte pis, işte şöyle, işte böyle. Hata yapıyorsun bilmem ne. Şu, bu yok bile şöyle. Herkes bir laf söylüyor. Ben de artık üzülüyorum yani. En büyük hocalara da sormak zorundayım. Hocam. Yani ben kötü mü yapıyorum? Her yerde kılınmıyor mu namaz? Camide kılıyorlar. Diyelim ki Mekke Medine'de sokakta bayanlar, erkekler. 5 liram var mı? Efendim? 5 liram var mı? 5 lira. Dinledin mi? 5 lira değil 10 lira vereyim. Normalde hocaya paran, hayır, paramız yeter para mi sorularımızı? Para vermek nasıl oluyor hocaya bakalım? Hocaya para olmaz. Yani gelen giden söylüyor. Kızıyorum yani. Nasıl kıyamam olacak kızıma. Peki bu arada hocam, görüntüler İzmir'den. Cevabını vereceğim. Nur teyzemizin aslında kendi mekanından yani onun ne diyeyim, onun bulunduğu yerden sokakta İzmirliler biliyorlardır. Teyzemiz böyle güler yüzüyle herkese laf atıyor, yani arada konuşuyor, oluyor, muhabbet ediyor. Oluyor, gönül kırmasınlar. Onlar benden de selam bekliyor. Mine, kızı, Muhtar Gülay Pekcan. Peki, herkese selam olsun. Sorumuzun cevabını hocamdan şimdi rica edelim. Mutlu olmanın yolları var. Yani azla kanaatin yolları var. Onun bir örneğini herhalde görüyoruz. Neydi ismi teyzemizin? Nur. Nur teyzemiz. Bak, adı da Bella diyorlar. Ayrıca Filiz Akın'a da buradan sesimi duyuruyorum. 10 yaşındayken beni biliyordu. Annesi bana elbiseler dikiyordu. Peki dur, oradan oraya geçmeyelim şimdi. Filiz Akın ayrıca hayran. Onu da görmek istiyor inşallah. Onun için söylüyorum. Peki, ama asıl şimdi derdini bir duyalım bakalım. Ha, bu derdi. Namaz kılmak sokakta başka bir yerde nerededir uygun olanı? Şimdi namaz... Siliyorum. Namaz tabii sonra. Allah'la bizim aramızda. 5 vakit namazı biz açıkta kılarız. Açıkta şöyle... Yani özellikle bir kenara çekilerek önümüzden başkası geçmeyecek şekilde sütremizi koyarız ya da bir önümüze bir eşya, sandalye gibi bir şey koyabiliriz. Kendimiz de bir kuytuya çekilir, namazımızı kılarız. Bu sokakta da tarlada da ormanda da olabilir. İnsan namazını her yerde kılacak. Ve Cüleyt'in ardı mesciden ve tahura. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Temizse orası kılacağız. Kaza namazını kılma konusunda ise bak, 5 vakit öğlen oldu, öğleyi kılın. Ama kaza namazı kılma konusunda şöyle diyorlar alimlerimiz. Ben kaza kılıyorum diye insanlara ilan edemezsin, gösteremezsin. Çünkü kaza bir borçtur. Kaza bir borçtur. Ben borçlu bir kadınım, borçlu bir adamım. Bir sürü namazım birikti demek de övünülecek bir şey değil. Bu gizlenecek bir şeydir. Onu gizle ki Allah da onun ayıbını, kusurunu örsün. Yani. Evde kılın. Kazaları evde kılın. Normal günlük namaz geçecekse orada, başka yerde kılamayacaksanız orada kılabilirsiniz. Ben günde 10 günlük namaz kılıyorum. Tabii. Yani vaktim daraldı artık benim. Hiç belli olmaz. Eteklerim tutuştu. Allah kabul etsin. Rabbim kılmak zorundayım. Versin. Doğru. Güzel. Allah kabul etsin. Yanında kılıyorum. Allah razı olsun. Paradan vazgeçtim kızım. Tamam. Boynumun borcunu ödeyeyim. Kalp gözüm açık. Yok. Bak şimdi kalp gözüyle içimden gelenle. Kalp gözü açık ne demek? Yani gönül gözüm açık. Söylüyorum böyle ne? Dua edersen böyle olursa iyi olur diyorum. Mesela yarın şu olacak, başına bu gelecek diyor musun? Hayır, demiyorum öyle bir şey. Başına yarın bu olacak, kim onu demiyorum. Diyorum ki duaları edersen Seyyidet Nefise Hazretlerine, başta Peygamber Efendimiz'e, Silsile-i Aliye alimlere, bütün evliyalara dualarını et. Seyyidet Nefise Hazretlerimiz. Kim? Peygamber Efendimiz'in 6 kuşak akraba bunlar, Hazreti Ali ile. Ne oluyor ona dua edince? Akrabaları, onlara da dua ediyorsun. İyi oluyor. İşte bunlar tehlikeli şeyler. Bunlara girme. Bunlara girersen o namazlar da seni kurtaramaz. İnternette var ama. Aman. Sen, oradaki bilgilere hocam güvenme. Hocam söylüyor bak. Oradaki bilgilere güvenme. Oradaki bilgiler yanıltır. Oradaki bilgiler. Sakın gelecekle ilgili ya da bir başkasına şahsı dinin ortasına, merkezine koyarak ona dua edersen duan kabul olunuyor gibi şirke düşürecek, tehlikeye götürecek şeylere hiç girme. Sen zaten az önce kendin söyledin. Ne dedin? Benim yaşım
ilerledi. Vaktim daraldı, namazım borcum çok. Ben onlarla uğraşıyorum. Dert dinlemen güzel, ona bir şey demiyorum. Ama insanlara gelecekle ilgili ya da falanca filancaya dua edersen, böyle başına şunlar gelecek gibi olmaz şeyler söylersen, kazandığın yolum günah. Yolum açıldı mesela Seyyidet Nefis Hazretleri. Hayır. Şeytandan da açılır bazen. Şeytan da insanın yolunu açar. Bak, peki bu nasıl oluyor? Şeytan nasıl bizim yolumuzu açabilir? Tabii. Hani şeytan bizi günah sürüklemiyor mu? Niye yolumuzu açar? Mesela, onu da soracağım. Şu balonlar nedir? Niye burada? Hoca ile ne ilgisi olabilir? Onu da soracağım. Kur'an'daki mucizeleri de konuşacağız efendim. Bize birazcık müsaade. Yıl sonra kanıtlanan Kur'an-ı Kerim'deki mucizeler neler? Gök ve yerin bitişik olmasını bilim nasıl açıklıyor? Allah'ın 7 kat gök yaratmasının anlamı ne? Her insanın parmak izi neden farklı? Hepsi ve daha fazlası az sonra Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'la Cuma sabahında. Hoş geldiniz efendim. Tekrar hayırlı cumalar. Reklama gitmeden önce hocam öyle bir şey dedi ki bana çok enteresan geldi. Eminim siz de merak etmişsinizdir. Bazen şeytan da yolunu açar insanın dedi. Hani biz hep birlik, böyle bir yol açıklığı, bir daha fazla işimiz gücümüz olsun, yolumuz açılsın istiyoruz ama bunu şeytanın yapacağı hiç aklımıza gelmez. Bu birinci sorum. Yeğenim sormuştu, Allah büyük büyük diyorsunuz, ne kadar büyük, nerede yaşıyor? Ne cevap vermem doğru? Bir de bu kadar herkes dua ediyor, hepsine birden nasıl yetişiyor diye sordu. Onun da cevabını soracağım. Bir de bu balonlar ne alaka diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de görsem derdim ki şimdi Zahide Yetiş hoca, Mustafa Karataş hocayla program yapıyor. Programa balonla çıkmış. Ama bir hikmeti var. Üstelik de hocamdan duydum, sizinle de paylaşmak istediğim için getirdim. Onu da söyleyeyim. Balonla mı başlasak hocam? Olur. Tamam. Şimdi... Kur'an-ı Kerim baştan sona Fatiha'dan başlayıp Nas suresine kadar okumaya hatim diyoruz değil mi? Hı hı. Bu hatim sevabı var elbette. Her harfe sevap var. 10 hasene yazılıyor. 1 hasene yazılıyor. 10 sevap oluyor her harfe. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce harf okumuş oluyoruz. Ve ne oluyor? Bunun sevabı oluyor. İşte her hatimden sonra yapılan duayı, müstecap bir dua vardır. Hadisine istinaden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz de hatimden sonra bir dua yapıyoruz. Ama esas olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Kur'an-ı Kerim'i okumak da iki türlü. Bir, gerçekten manasını anlayarak okumak, ama herkesten bu beklenmez. Diğeri de Kur'an-ı Kerim baştan sona lafzen okumak. Hatta ona gücü yetmeyen bazı şeyler de duyduk. Kur'an okumasını da bilmiyor. Her kelimenin üzerine elini koyarak Allah diyor. Bu da niyetinin karşılığını inşallah alır. Herkesten alim olması, okuması da beklenmez. Ama asıl olan Kur'an'ın manasını ermek. Şimdi bu hatim ölülerin ruhuna bağışlanır mı? Ölmüş birinin ruhuna bağışlanır. Mesele bu. Ölen insanın amel defteri kapanmıyor. Üç şey sebebiyle. Öldü, işi bitti. Yok, bitmedi. Amel defteri kapanmıyor. Sevap yazılır. Neyle? Sadakayı cariye ile. Okul, köprü, cami, hastane vesaire vesaire. İki, faydalı bir ilim, kitap talebe bırakmış. Onlar okuttukça sevap yazılır. Üç, evladı dua ederse sevap yazılır. Dua eden bir evlat, kendisine dua eden. Ve veledin salihen yed'ule. Kendisine dua eden. Kendisine dua eden ne demek? Kur'an okudu, bağışladı. İşte bundan dolayı. İkra'u mevtakum Yasin, Yasin'i ölülerinize okuyun gibi hadislerden dolayı okuyoruz. Ama bu işi, sulandıra sulandıra öyle bir hale getirmişler ki balona okuyorlar, balona. Aa, ben bunu hayatımda ilk defa duydum balona, böyle bir şeyi. Balona hatim okuyanları ben duydum. Balona Yasin diyor, taze diyor, taze Yasin. 41 Yasin var bunda diyor. İşte 100 lira diyor. 100 liram yok, 20 lira. 20 liram varsa diyor, 20 liralık. O nedir öyle Allah aşkına? Balondan hava mı çıkartıyor? Havayı yani çıkarınca 20 liralık Yasin'i çıkarıyor. Yani Yasin'i balonun içine okuyor. Evet. Kaç para burada verdiyse? Burada şimdi 80 liralık kaldı diyor. Allah Allah. Bunlar maskaralık. Bunlar böyle dinle oynamaktır. Kurbanlık, akikalık, horoz diyor. Tavuk diyor. Tavuktan, horozdan kurban olmaz.
Akika olmaz. Bunlar satılıyor piyasada. Türbelerin yanı başında bu tür şeyler. Mücadele ede ede azaldı elbette ama var mı bunlar? Var. Vardı, oldu, gördük bunları. Allah akıl fikir versin. Yani bu balon işini şimdi, ben ilk defa duydum, böyle enteresan bir şeymiş ya. Yani çok şey bu, bilmiyoruz ama. Bunlar din değil, dinle alay etmektir. Bunlar dine en büyük zararı veren haramilerdir. Din yolunun haramisidir. Allah onların şerrinden korusun hepimizi. Allah hayırlı evlat nasip etsin. Eylesin. Önümüzden arkamızdan dua edecek evlat nasip etsin. Bizi de o evlatlardan eylesin. Hocam şimdi Kur'an'ı bir de böyle okumak var. Bak Kur'an-ı Kerim diyor ki, mucize dediniz ya. Hı hı. Kıyamet suresi. Kıyamet suresi. La uksimu biyevmil kıyame. Estağfirullah. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Eyahsebul insanu ellen necma izame. İnsanoğlu, biz insanı öldükten sonra tekrar bir araya getireceğimizi sanmıyor mu? Zor mu bu? Hem de nasıl? Bela kadirine ala en nüsevviye benane. Öyle ki evet biz kadiriz diyor Allah-u Teala. Her insanın parmak izini yeniden yaratmaya da kadiriz. Parmak izini. Parmak izini. Trilyonlarca parmak izi vardı. Benane kelimesi parmak ucu. Parmak uçlarını yeniden düzenleyeceğiz diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim parmak izine dikkat çekiyor. Dünya yaratıldığından bugüne kadar hiçbir insanın parmak izi diğerinin aynısı değildir. Herkesin parmak izi farklıdır. Parmak izinden insanları yakalıyorlar. Mesela suçlular parmak izinden yakalanır. Parmak izi alıyorlar. Artık telefonları parmak iziyle açarız. Parmak iziyle açıyorsunuz. Siz başkasının telefonunu açamıyorsunuz. Kendi telefonunuzu, parmağınızı okutuyorsunuz. Kapıları da öyle. Evet. Apartman kapılarını vesaire parmak izini dokunuyorsunuz. Şimdi göz retina taraması da çıktı. Gözle de öyle. O da. Gözü de görünce gözünüzden tanıyor sizin. Şimdi Allah da buna dikkat çekiyor. Biz izlerinizi de tekrar yeniden yaratacağız. Parmak izinizi. Kur'an'ı böyle okursanız Kur'an sizi yüceltir. Ama Kur'an'ı balona okursanız Allah sizi perişan eder. Şu balonları da alın arkadaşlar ya. Şimdi edin. Tamam artık bitti evet, bunların işi. Yanlış örnekte olmayalım biz de. Doğru. Bunları çocuklar oynasın. Şimdi onun için böyle sakın anneniz babanızın mezarına gittiğinizde okumayacak mısınız? Okuyacaksınız. Kendiniz okuyun kardeşim. Yani ben okuyamıyorum. Okuyan birini, doğru dürüst salih tanıdığınız birini getirin. O okusun. Uzaktan hocam, da okuyabilir. O zaman bir şey daha sorayım size evet. Madem. Peki biz okuyamıyoruz diyelim. Birisini okutturuyoruz. Bunun için para verilir mi? Ne kadar verilir? Karşıya mı şimdi sorulur? Biz Kur'an'ın, bunun şeyini Kur'an'ın karşılığında para olmaz. Ancak insanın mesaisi, geçimi, yani oraya siz onun zamanını alıyorsunuz. Enerjisini alıyorsun. Onun karşılığı olur. Hakkı geçiyor. Yoksa okuduğu Kur'an'ın ben şu kadar okudum bu kadar para, şu kadar okudum bu kadar para. Böyle bir hesap yapılmaz. Bir gün ben bunu anlatınca bir tanesi bana mektup yazmış. Demiş ki Kur'an'da ayet var hoca bilmiyor musun demiş. Ne yazıyormuş orada? Estağfirullah. Ve la teşteru bi ayatillahi semenen kalila. Allah'ın ayetlerini az para karşılığı satmayın. Onun için çok para alıyoruz demiş. Var mı böyle bir ayet? Ayet de diyor ki az bir para karşılığı Allah'ın ayetini nasıl satarsınız? Şimdi yani parayla satmayın der orada. Ya onun karşılığının yani, edebilecek para yok zaten diyor yok dünyada. Zaten. Ben mesela, öyle anlıyorum. Yusuf Aleyhisselam'ı esir buldu ya kervan. Kervan götürdü bunu sıradan bir köle gibi sattı. Kur'an burada da diyor ki ufak bir para karşılığı sattı bunu. Kölenin satılmasını Kur'an onaylar mı? Çocuğun Yusuf'un satılmasını. Asla. Ama az bir para karşılığı sat demek yaptıkları iş ne kötü bir şeydi. Kur'an da diyor ki ne kötü bir şey yapıyorsunuz. Öbürü de diyor ki bu istismarcı. Kur'an diyor az para karşılığı satmayın diyor. Çok paraya çok satın. Paraya satın istiyor. Manası çıkar buradan diyor. Saçmalıyor yani minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Bu da günah oluyor. Hocam şey diyor mesela Kur'an'da namaz kılmayın diyor. Demiyor mu? Diyor. Ama ne diyor? Devamını okuyacaksın. La takrabussala, namaza yaklaşmayın. Devamında ve entüm sükara, sarhoşken. Şimdi bir tanesi böyle demiş. Demişler ki niye namaz kılmıyorsun? Kur'an'da ayet var demiş. Namaza yaklaşmayın diyor.
Gerisini oku demişler. Ben hafız değilim demiş. Ha, buraya kadarı güzel. Ondan sonrası hafızlığa mı giriyormuş? Onu ben bilmiyorum demiş. O kadar bilmiyorum. Hocam sizin hala ne geliyor aklıma biliyor musunuz? O zaman imam bayıldı da ne yapacağız dediniz ya. Allah'ım. Hayır, başka yemek isimleri de var. Sorunca... Başka yemek isimleri de var. Onları söylemedim şimdi. Yani neler var neler. Bayağı bir bizimle ilgili olan yani, şeyler de var. Böyle isimden hareketle yemeğe dua okunmaz. Evet. Peki hocam. Şimdi engelli bir kedi... Allah bir diye bin kere razı olsun. Ona mama ve özel su kabı yapmış bir kişi. Gerçekten çok güzel. Bizim insana yapmadığımızı. Ha bir de onu da soracağım. Onu da çok güzel bir arkadaşımız sordu. Naim sordu. Onu da size sormak istiyorum. Önce bir izleyelim bunu. Bak Allah razı olsun ondan. Kolları olmayan kızımız için yaptığım mama ve de suluk. Yerden 15 santim yükseklikteyiz. Çünkü arka bacaklar üstünde durup yiyeceği için ve de öne doğru da meyillidir. Yine rahat yiyebilmesi için. Şimdi ilk kez deneyeceğiz. Bakalım kızımız beğenecek mi? Gel hadi kızım. Gel bir tanem. Gel bir tanem. Hadi. Hadi bir tanem gel ya. Gel canım. Gel bir tanem. Hadi kurban oldum. Hadi kurban oldum. Ayakları mı yok? Aferin benim bir tanem. Ön ayakları. Kurban yok. Oldum. Evet. Hadi. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Kurban önce... olurum sana. Kurban olurum sana. Aferin benim bir tanem. Aferin benim aşkım. Bakın bakın yiyişe bakın. Bakın nasıl su içiyor. Kurban olurum ben sana. Bu kurban olurumu da konuşmak lazım belki ama gerçekten yaptığı... Oy kuzum benim. Çok güzel bir şey. Kedinin ön kolları yok, ayakları yok. Ve onun yemek yemesi yani eğilemiyor, düşer hayvan. Düşünsenize çünkü dokunması gerekiyor. Ona böyle bir şey yapmış. Sahibi de değil mi? Kedilerin sahibi olmaz biliyorsunuz. Onlar bizim gibi davranır. Yani istedikleri kadar kalırlar bizimle. Yüzlerce sadaka vermiş gibi sevap aldı. Ne güzel. Hayvanlara yedirmek, içirmek sadakadır. Hatta sizinle reklam arasında şimdi, konuştuk değil mi? O zaman Naim'in sorduğu soruyu da evet. Sorayım. Hayvanlara yapılan iyilik sadakadan sayılır mı diye sormuştu. Sadakadır. Hatta gölgelenmesini bile sağlamak sadakadır. Bir ağacın meyvesinden bir kuşun yemesi bile sadakadır. Bahçenizde bir ağaç var, bir kuş gelmiş oradan bir şey yiyor. O da sizin için sadakadır. Ay ne kadar güzel bir şey. Durduk yere bak sevap. Her canlının ciğeri olan diyor Peygamberimiz. Kebit. Kebidi olan bir hayvanı sulamanız sadakadır diyor. Bir şey hayvanın ciğeri var, siz onu suladınız, sadakadır. O yüzden lütfen sokakta, karda, kışta, yağmurda, çamurda, işte bunun kuşu var, kedisi var, köpeği var. Eziyet etmek yerine onlara sahip çıkın lütfen. Belediyelere de özellikle sesleniyorum. O barakalarda da bazen hayvanlar çok gariban kalıyorlar. Lütfen gerekli ihtimamı gösterin. Bak hocam da buradayken soğuk siz varken daha da sahip çıkmak lazım. Biz bazı şeyleri fark edemiyoruz. Duyarlı arkadaşlar, kardeşlerimiz var. Onlardan Allah razı olsun. Onlar da bizim yerimize. Bizim günaha girmemizi engel olmuş oluyorlar. Onlar sahip Allah çıkarak. Razı olsun onlara da. Peki hocam, 2 aylık evliyim, 3 aylık hamileyim. Allah evladınızı kucağınıza almayı nasip etsin. Eşimle tartışıp babamın evine gittim. Sonra eşim özürler diledi, kapılarda yattı. Ben evime geri döndüm hocam. Babam beni artık istemediğini ve hakkını helal etmediğini söylüyor. Kendi şimdi, babası. Evet, hani o şey yapıp gelince... Neden döndün diye kınıyor babası, öyle evet, mi? Evet, 3 aylık da hamileymiş. Şimdi eşiyle barıştı diye belki babası hani o kadar kızına belki şey yaptı, ehemmiyet gösterdi. Ama kocasıyla da barışması da iyi bir şey, ne bileyim. Aynı şey başına gelir diye belki tedirgin oldu babası. Şimdi esas olan... Huzurlu, mutlu bir yuvadır. O huzur kaçıracak davranışlarda bulunmamak lazım. Saygılı olmamız lazım. Affedici olmak lazım. Tahammüllü olmak lazım. İki taraf birbirine razı olacak. Kusuruyla sevmesini bilmek lazım. Kusuruyla sevmek. Kusuruyla seveceğiz. Herkesin kusuru ki var. Ki gerçek sevgi de öyle bir yani şey yani. Atasözü var değil mi? O kadar kusur kadı kızında da bulunur diye. Gerçekten kusuruyla sevecek. Buna rağmen tartışma olabilir. Gitti diyelim babasının evine, üzüldü gitti ya da erkek üzüldü gitti. Bunların bir araya gelmesi için büyükler seferber olacaklar. Hmm. Ama bu gerçekten... Demek yoksa da kayınpederle damat biraz şey yaptı. Gerçekten belki. Bu çok fazla oluyor ve damat yalancı söylüyor, sözünde durmuyor. Müslüman bir delikten de 2 defa ısırılmaz. Kaç defa denedin? Olmadı. Baba da bunu görüyorsa... Çocuk da var gerçi ama... Baba da bunu görüyorsa babanın sözünü yabana atmasın. Ama babanın esas vazifesi, burada söyleyeceğimiz söz babaya. Evlatların mutluluğuna engel olma.
Yuva onun. Onun yuvasını sen yıkma. Günahı sana olur yani. Mümkün mertebe. İstiyorsa kız, erkek bir araya gelsinler. Peki, akrabalar hocam, engel olmasın. Bir şey daha. Biraz üzülüyorum da ben buna. Bu evden çıktın artık kefenle gelirsin. Ama o ev bizim evimiz. Anamızın babamızın evi. Niye kefenle? Yani ne olursa olsun seni öldürse de, sövse de, dövse de burada kalacaksın demek. Bizim için bu kötü bir şey değil mi? Dinde değil o. Örfte böyle bir şey var. Fakat evlenirken iki tarafta birbirine yani mezara kadar Allah bir yastıkta kocasın deriz yani ölünceye kadar. Tabii en küçük bir şeyde de kopup gelmeyin demek belki ama. Ölünceye kadar evlilik böyle yapılır. Yoksa bir deneyeyim, deneyelim yani evlenelim bir deneyelim. Olursa olur, olmazsa ayrılırız. Baştan siz zaten niyetiniz bozuk. Tabii. Böyle bir evlilik gitmez. Olmaz. Öyle olmaz. Bir deneyelim diyor. Ya evlilik oyuncak değil. Evlilik hayat akdidir. Hayatınızın en büyük anlaşmasıdır. Ona göre karar ver. O denemeyi evlilikten önce birbirinizi tanıyarak, hatta işte ben burada ısrarla söylüyorum, sözleşmesini de yaparak belki. Evlilik sözleşmesini de yaparak. O kadar sağlama bağlayın. Ondan sonra evlilik. Kavganız varsa önce yapacaksınız, sonra sefasını süreceksiniz. Her şey. Yok, önceden de kavga yapmasınlar. Evlenmeden önce kavga yapıyorsa zaten o bir işarettir. Yok yok, öyle kavga değil de varsa bir alacak verecek. Ha, öyle. Hani birbirinize söyleyeceğiniz ne onu varsa. Onu da gördüm. İki tane geldi nişanlı. Yani nasıl söyleyeyim? İkisi de hani kavgayı becerebilen tipten, meslektenler. Meslekteler. Tam avukatlar anladım. Yok, kavgayı becerebilen meslekteler. Ha. Kavgayı becerebiliyorlar. Diyor ki bir ben onu dövüyorum, bir o beni dövüyor. Gene eyvah, barışıyoruz. Eyvah. Barışıyoruz. Dedim ki siz, Allah size çoktan işaret vermiş. Sizin bu evlilik olmaz ki. Baştan siz bu evliliği yapmayın. Nişanlılarmış. Nişanlılar. Bu evlilik diyor işte biz nasıl şey yani seviyoruz birbirimizi ama birbirimizi dövüyoruz diyor. Böyle evlilik olmaz. Evet ya. Zaten kadına da erkeğe de el kalkmaz. Ne demek? Tabii el kalkmaz. Peki hocam, benim sık da kullandığım bir şey vardır. Derler ki ilk sene kadın konuşur, adam dinler. İkinci sene adam konuşur, kadın dinler. Üçüncü sene adam da konuşur, kadın da konuşur, komşular dinler. Yani fazlaca bu sefer biraz tartışmaya dönüyor. Komşulara kadar ses gidiyor. Komşu dinliyorsa çok çirkin bir hal almış demektir. Tehlikeli, Allah korusun. Allah korusun. Kimse dinlemesin. Dinlenecek güzel şeyler yapın. Bazı şeyleri de duymayacaksınız. Şimdi kurbağaları bir kazanın içine atmışlar. Eyvah. Alttan da ateşi yakmışlar. Ha. Biliyorsunuz değil mi hikaye? Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş ısıtmışlar. Isıtmaya başlamışlar, kurbağalar kaçamamış. İşte herkes sağdan soldan, hadi şuradan, hadi buradan falan, aman yanacaksın, düşeceksin falan. Herkes patır patır geri düşmüş, bir tanesi çıkmış. Ha. Bir tanesi çıkmış, demişler ki ona, sen nasıl kurtuldun demişler bu cendereden, bütün arkadaşların yandı. Bakmışlar ki duymuyor. O sağırmış. Ha. El alemin sözünü duymamış. İyi ki duymamış bu durumda. Kurtulmuş. Yani bazı şeyleri duymayacaksınız. Her şeyi duymak gerekmiyor. Çok enteresan şeyler de var aslında. Mesela vefat eden bir kadının doğum olayı var. O da enteresan bir hadise. Belki onu da hocama danışırız. Tarihte var bunlar. Mesela, öyle mi? 4 yıl ana karnında kalıp gülerek doğan Dahhak isimli bir alim var. Aa. Evet. 4 yıl nasıl anne karnında doğmadan ama anne yaşıyor. Anne yaşıyor, çocuk yok, yaşıyor. Yok, burada anne vefat ediyor. Bu da mesela bu daha zor. 4 yıl anne karnında yıkılıyor. 4 yıl anne karnında doğum büyümüş orada. Allah Allah. Evet, bu öyle, onun hayatı öyle anlatılır. Ve ha, gülerek doğmuş. Kahkahayla doğmuş, ağlayarak değil. 4 sene kalınca dört artık. 4 sene kalınca. Peki şimdi hocam, ölmeyi yasaklayabilir mi insanoğlu? Ölmeyin. Ne güzel değil mi? Ama böyle bir şey mümkün mü? Değil. Ama bu Türkiye'de bir yerde yaşandı. Gerçekten muftar ölmeyi yasakladı. Yasak kalktı ama bildiğim kadarıyla. Niye yasaklamış olabilir sizce ölmeyi muftar? Enteresan bir durum değil mi? Hemen okuyayım. Sarıhanlı'nın kırsal mahallesinden biri olan 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi'nin muftarı Sayın Bilal Arslan. Telefonda zaten Bilal Bey. Bilal Bey merhaba. Evet, buyurun. Siz yasakladınız mı efendim ölmeyi? Efendim, ölüm yasağını şöyle bir başımıza bir şeyler var. Camimiz çatlamalar oldu. Camimiz çatlamalar olunca ben kaymakama gittim. Kaymakam Bey dedim.
Benim bu camim dedim çatladı, cemaatim azalıyor. Camide namaz kılmıyorlar dedim, üstümüze yıkılacak diye. Ha, korkuyorlar tabii. Korkuyorlar. Ben de o ara dedim ki kaymakama ben bu camiyi yıkalım yeniden yapalım sıfırdan dedim. Yapar mısın dedi, yaparım dedim. O arada kepçeyi getirdim, camiyi yıktım. Yıkılık anada benim musallat taşım, tabutlarım kırıldı. Bir şey kalmadı. O arada tabii ki ben cami yapacağım ya, millete de ilan ettim. Millete dedim ki, bak dedim, ikinci bir emre kadar dedim, ölüm yasağı koyuyorum, kimse ölmesin. Ben dedim, tabutum da yok, musallat taşım da yok. Ben sizi neyle götüreyim dedim. Ölürseniz o ne koyacaklar? O ölüm yasağını koyduğumuz arada kimse de ölmedi. Aa, Allah, o Allah'tan olmuş tamamen. Tabii Allah, ya veren de Allah, alan da Allah. Allah tabii. O arada kimse ölmedi. Bir baktım kaynanam geldi benim oraya. Dedim ne oldu dedim. Sen de ölüm yasağını kaldırmışsın dedi. Kaynımın öldü. Ya kaldırsan da ölecek, kaldırmasan da ölecek o dedim ben. Allah, olmaz. Evet. Allah rahmet eylesin. Kayınbabanız o yasak esnasında mı öldü? Yok, yasağı kaldırdım, kaynımam gitti. Allah Allah. O güleyim ağlayayım bilemedim şimdi. O yasak sırasında gerçekten burada kimse ölmedi mi? Kimse ölmedi ablam yani. Yalan da yok, dolan da yok bende. Kaldırımı yaydınız yasağı. Şimdi ne kadar? Ben tabutumuz geldi. Musallat taşımız oldu. Camimiz bitti. Yasağı kaldırdım. Olmasam kayınpeder 200 an besta. Allah Allah. Allah rahmet eylesin. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu geçtim. Şu verdiğiniz pozda kaldı benim aklım. Şimdi burada siz bu böyle şöyle yaptığınız şey ne? Tabut. Tabut değil mi o? Evet, tabut var orada. Vallahi bu poz bana bir enteresan geldi. Hani ben hiç... Hani şöyle bir şey dedim bir de ben. Şimdi yeni bir tabutumuzu aldık ya. İlk ölene dedim bir çeyrek altın takayım dedim ben. Anam, adam ölmüş gitmiş ya da kadın, çeyrek altın ne yapsın o? Ne yapsın ablam, onun da bir anlamı var. Şöyle bir anlamı var. Nasıl? Dünyanın ucu yok, kefinin cebi yok dedim. Bugünüm geçti, yarınım yok. Hep ölene ihtiyar mı dedim. Millet anlasın ki şu camime biraz yardım etsinler. Hani camiyi ayaklandırayım diye dedim. İşe yaradı mı? Evet, ondan sonra yardımlarım çoğaldı, camimi bitirdim. Hani bir sesimi duyurayım dedim. Peki Bilal Bey, bu da enteresan. Evet. Peki muhtarımız burada. Hocam ne düşündürdü size bunlar? Ben de oradaki resim havalı havalı duruyor. Tabuta hava atılmaz muhtarım. Vallahi muhtarım. Tabuta hava atılmaz. Şöyle koymuşsunuz ya kolu. Tabuta hava atılmaz diyorum. Yani... Yok, tabuta hava atılmaz da işte bizim anlamımız camimizi yani kaldırmak havaya. Cami bitti mi? Bitti abi. Hepsini güzel bir şey yaptım. Tebrik ederiz. Ne güzel bir iş yapmışsın. Evet, camim yani yakın çevrede yok yani, bitirdim. Şimdi ben sana bir müjde vereyim o zaman. Buyur abi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, camileri ancak iman edenler onarırlar. Ha. Peygamber Efendimiz de buyurmuş ki, kim yeryüzünde bir mescit bina ederse Allah da cennetin ortasında ona bir köşk bina eder. Sen şimdi o havan oradan geliyor herhalde. Cami. Hoşuna gitti bak Bilal. Camiyi bitirdin. Evet, evet. Camimi bitirdim. Onun için Cenab-ı Hak sana cennette bir köşk versin. Amin. Bir şey daha var. Evet abi. Son nefesini versen bile sen ölmeyeceksin. Neden mi? Evet. Çünkü eserin yaşayacak, sevabı gelecek. Ama hocam burada ameli da haksızlık da olmasın. Bu camide çok kişinin katkısı var. Herkesin. Değil mi? Herkesin eseri, var. Eserin... Küçük büyük fark etmez, bu camiye katkı yapan herkesin. Herkes katkı yaptı. Herkes. Ama ben bunu başlatmayayım, bu cami olmuyordu. Bütün sevabın... Doğru, sizden çıkmış fikir. Bütün sevabın bir misli de size geldi. Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, teşekkür ettim. Sağ olun. Caminin adını da söyleyin bari. Camimin adı... Bilal Habeşi Camisi. Bilal Habeşi. Oo, çok güzel. Müezzinlerin piri, Peygamber Efendimizin müezzini Bilal Habeşi radıyallahu anh. Allah evet. Cennette buluşturuz. Evet, kendi adım da Bilal ama ben siyaset yapmak istemiyorum. Ama Bilal Habeşi Camisi koydum yani Peygamber Efendimizin şeylerinden. Orada yine bir ince bir siyaset var tabii Bilal. biraz olmuş sanki. Hafif de ucundan yani. Olsun, onu da hak ettin. Hocam o kadar gönlü büyük ki Bilal Bey diyor ki, o da samimiyetle abi diyor. Hocam hissesini çıkartmıyor. Hani abisiyiz, ne olacak? Ondan herhalde yaşlıyız.
Hocam maşallah siz de gayet Rabbim genç güzel, görüyorsunuz da. Güzel işlerde birbirimizle yarışmayı nasip Amin. Etsin. Ve teavenü alel birri ve takva. Ve la teavenü alel ismi vel udvan. İyilikte, takvada birbirinizle yarışın, yardımlaşın. Ayet-i Kerime var. Peki şimdi yaştan konu açılmışken hocam hiç yaşını göstermiyor maşallah. Evet. Çok da genç duruyor. Yaş günü kutlayan var mı? Yaş gününe bir zamanda mesaj atan var mı? Çok değil mi? Şimdi ben de bilmiyorum da ama birinin de yaş gününü kutlamayı istiyorum. Bizim de ortak tanıdığımız bizi Moskova'dan izliyor. Mehriban Hanım daha önce de buraya Moskova'dan geldiğinde İstanbul'a hem hocamı hem beni ziyaret etmişti. Bir var mı görüntü? Hah, o geldiği zamanki görüntülerimiz bunu. Hatta birkaç kere geldi. Bir tane daha olmalı. Eşi de sağ olsunlar. Çok da hürmetkar insanlar. Ali Ekber Bey ile Mehriban Hanım. Ali Ekber Bey. Mehriban Hanım. Yaş günüymüş Mehriban Hanım'ın hocam. Biz buraya stüdyoya aldık onları. Stüdyodan zaten resim. Evet. Bu da başka bir gün. Çünkü üzerindeki kostüm de farklı. Tamam. Her zaman dualarda. Rabbim, hatta evlat sahibi olmam için güzel her hacca gittiğimde. Güzel ömürler versin. Çok hacca umreye çok düşkün. Çok. Sanıyorum 16 mı demişti, 15 evet, mi demişti? Evet. En son yeniden gittiydi. Orada yine dua etmişti. Allah kabul etsin. Allah razı olsun ondan. Mutlu yıllar, mutlu yaşlar. Allah hep güzellikler göstersin. Onun vesilesiyle sorayım şimdi. Yaş günü kutlamak sıkıntı olur mu? Pasta, eğlence, mesaj. Şimdi insan yaşla beraber bir tecrübe edinmiş oluyor ve güzellikleri görüyor. Yaşayan görüyor. Mesela yaşayan yaşlanırsa, yaşalırsa torununu görüyor, başarılarını görüyor evladının. Onu da sorayım hocam. Torununun torununu görmek cennetliktir der. Yok, neyse, öyle, onu, öyle bir şey yok. Şey? Yani o büyük bir nasip tabii. İnsanın 70-80 yaşına gelmişse elini açarsa Allah-u Teala duasını reddetmez inşallah. Haya eder. Allah deyince o, Cenab-ı Hak buyur ya ey kulum der. Şimdi yaşlanmak da bir nimet. Emekli olabilmek bir nimet. Çünkü yaşlandığı zaman insanın tövbeye vakti kalıyor. Şuuru, bilinci yerindeyse çok daha fazla Cenab-ı Hakk'a yakın oluyor. Bu bakımdan uzun ömür isteriz Allah'tan. Uzun ömür. Bu ömrümüzden bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla giriyoruz. Cenab-ı Hak bugünlerde de güzellikler versin diye onu kutlayabiliriz ama helal dairesinde. Helal dairesi içerisinde. Şimdi ben akrabalarım içerisinde de yapanlar oluyor. Mesela o mumlara üflemeyi çok doğru bulmuyorum. Mum üfleme tarzı ya da mum yakma o biraz bize dışarıdan başka kültürlerden gelmiş. Yani Hristiyan kültüründe mum vardır. Kiliseye girersiniz, orada mum yakarsanız sevap elde edersiniz. Kendi inançları doğrusu bir şey demiyorum. Ama bizim inancımızda böyle bir mum yakma yok. Dolayısıyla tebrik etmek, hediye almak, ona hatırlatmak, dua yapmak bunlar güzel şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu Mevlid gecesi diye kutluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bir insanın doğumu, kutlu doğum haftası. Şöyle dinde böyle bir mecburiyet yok, kural yok. Mevlid gecesini kutlayın diye de bir kural yok. O daha sonra Memlükler ve Türklerde esas 1200'lü yıllarda vesaire başlamış bir gece ama sonuçta ulema, alimler bunu sakıncalı görmemişler. Yani ben de sakıncalı görmüyorum. Güzel. Mevlid gecesi olabilir. Kişinin doğduğu gecede kutlanabilir. Peki hocam. Allah uzun ömür versin hepinize ama hangimizin ömrüne kadar hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir anne vefat ediyor. Ve cenaze töreni için çalışmalar başlatılıyor. Tabut da morga kaldırılıyor. Bu arada biliyorlar mı bilmiyorlar mı bilmiyorum ama hanım hamileymiş. Ve doktorlar kadını öldü teşhisiyle morga kaldırıyorlar. Fakat sonra tekrar işte bir şirkete veriliyor bu cenaze işlerini yapmak için. Bir bakıyorlar ki bacaklarının arasında bir bebek. Ya sonra doktorların açıklaması bunun kas gevşediği için böyle bir şey oldu. Bebek yaşıyor mu? Hayır. Ha, bebek ölmüş. Vefat etmiş. Hatta bebeğin kız cinsiyetine bile bakamamışlar. Çok tedirgin olmuşlar. Biraz korkmuşlar. Ha, yaşayabilir bazen de. Mesela hayvanlarda da görülüyor bu. Hemen o anda olursa. O anda olursa hayvan öldüğü halde. Doğum yapmış gibi oluyor o zaman orada. Yani insanda tabii süresi vardır herhalde. Onun ne kadar bir süre. O da tabii gıda alıyor, nefes alıyor evet, annesinden. Evet. Bu enteresan bir olay. Allah böyle. Rahmet çok, etsin. Evet. Allah rahmet eylesin. Türkiye'de mi olmuş bu? Bu yurt dışında olmuş. Yurt dışında. Bilmiyorum Müslüman mı? Müslüman olmayan birisine Allah rahmet eylesin desek, biz bilmediğimiz halde iyi niyetle söylesek bize bir şey olur mu? Biz cenazesi için öyle yakınlarına başsağlığı dileriz ama rahmet
Allah'ın rahmet sıfatı Müslümana aittir. Hmm. Biliyorsak Müslümana has, az önce daha... söylediğimiz şeyler çerçevesinde bunu da düşünecek olursak, yani bizim adetimiz, örfümüz, Müslümanın olan duası Müslümana ise sadece onu başkası için kullanmak. Biz onlar başkası için başka şeyler kullanırız. Peki hocam, dua ile ilgili bir soru gelmiş. Instagram'a baktığımız izleyicilerimizden böyle çok güzel şeyler de yazıyorsunuz. Binlerce teşekkür, sağ olun. Soruları da biriktiriyoruz. Çok istediğim bir dileğim vardı hocam diyor. Yıllarca bu dilek için dua ettim ama bir türlü nasip olmadı. Keşke ucundan yazaydınız, neydi acaba? Dua ederken ısrarcı mı olmak gerekir yoksa artık bırakmam mı gerekir? Ya hala dua edeyim etmeyeyim mi diyor. Olmamış. Yıllarca dua ettim, nasip olmadı diyor. Kim bilir ne istedin? Evet, duada yıllarca dua edebilmek de bir nimettir. Dolayısıyla duada yaptığımız dua günah değilse, meşruysa, o duayı sürekli yapacağız. Allah'tan ümidi kesmemek de bir iman işaretidir. Hmm. Dolayısıyla olacağına inandığımız için dua ediyoruz. Bir günde olmaz, bir gün olur. Ya ondan daha hayırlısı verilir, ya onun benzeri verilir veya o dua yapman sebebiyle senin merteben yükselir. Hmm. Allah-u Teala sana vermesini hayırlı değildir o şeyi. Merteben yükselmiş olur. O dua etmesi sebebiyle onun sürekli sevap aldığını düşünebiliriz, söyleyebiliriz. Ha. Dolayısıyla devam edecek. Bir kapıyı tıklarsanız bir gün açılır deniyor. Kapıyı tıklamaya devam. Kapıyı tıklamaya evet, devam. Dua. Peki. Duanın içerisine bazen de gözyaşı katabiliyorsak çok daha güzel olur. Duamızı sesli yapabilirsek çok daha güzel olur. Ha. Yani içimden geçirmek Allah da biliyor ama o yetmez. Mesela Allah'ım varsın birsin, ne diyeceğim bilirsin, El Fatiha. Böyle olmaz. Dua böyle olmaz. Duada peygamberimizin öyle güzel duaları var ki önce Allah'ı övüyor, sonra kendisinin acziyetini ortaya koyuyor. Sen yardım etmezsen halimiz ne olur diyor. Hı hı. Sen bu orduyu mesela Bedir Savaşı'nda 313 kişi, eğer bunlar da burada şehit düşer, hepsi ölürse ya Rabbi senin adını kim yayacak? Kim diyor ya. Sen Allah diyecek yeryüzünde. Şimdi bunlar Allah bilmiyor mu? Tabii. Biliyor ama kula bunu söyletmesini tekrar istiyor. Kul dua ettiği zaman Allah yetişir. 28 günlük bir evladı varmış izleyicimizin. Allah'ım uzun ve sağlıklı ömür nasip etsin. Uykularında diyor hiçbir problem yok. Uyuyormuş çocuk. Fakat diyor nazarına ve negatif enerjisine inandığım bir komşum var. O komşu onlara geldiğinde o gece sabaha kadar bebeğim uyumuyor. Komşumun buna bir etkisi olabilir mi acaba diyor. Acaba bunun nazarına ve hani ne diyor komşumun negatif enerjisine ve nazarına inandığım bir komşum var. Acaba bunun niçin söylüyor? Bir şey görmüş ya, mü olmuş mu? Olabilir. Komşusunun nazarından çok annenin tedirginliği de çocuğu uyutmamış olabilir. Ha. Anneden daha çok etkilenir çocuk. Tabii. Annenin psikolojisi çocuğu etkiler. Hatta evladımız ya da çok sevdiğimiz biri çok uzaklarda bile olsa onun başına bir şey gelse bazen biz rahatsız oluyoruz. Fark ediyor değil mi fark insan? Fark ediyor. İnsanlarda böyle bir enerji var. Dolayısıyla siz o korku ve endişeyle komşu geldi eyvah dediniz ya. Hı hı. Aslında siz negatif enerjiyi zaten yüklendiniz. Kendiniz de bittiniz. Çocuğunuzu da bitirdiniz. Bunlardan çok insan kendisini kalkan olarak koruyucu olan korumaya alması lazım. O da nedir? Gelse de ben duamı okudum, Allah dilemedikten sonra asla bir zararı olmaz dediğiniz zaman zaten bir koruma kalkan oluşturursunuz. Hı hı. Mesela yanınızda bir hasta var. Bulaşıcı hastalıklardan olabilir. İnsandan insana geçiyor ya. Hı hı. İşte elini tutarsan geçiyor, nefesiyle geçiyor, hapşırırsa geçiyor, öksürürse geçiyor. Hep böyle tedirginlik içerisinde durdunuz. Zaten psikolojik olarak zayıflıyorsunuz siz. Burada o size çabuk bulaşır. O tedirginlik tabii zaten bizi... Psikoloji çok önemli. Onun için sağlam, kendinizi sağlama, gardınızı sağlam alırsanız dualar da öyledir. Felak, nas, ihlas duaları bunlar insanları korur. Ayet-el Kürsi korur. Nazar duası korur. Peki hocam. Miraç Bey sabah kapıya geldi. Kızı... Ha Hüseyin Bey dur. Miraç Bey kim? Ha Miraç'ın babası o. Evladının adı Miraç. Ha. Miraç küçücük bir evlat, bir bebek. Kaç aylık, kaç yaşında Miraç? 4 yaşında. Mikrofonu var mı Miraç? Var. Hı. Var. Hüseyin Bey. Aleykümselam. Hoş geldin Aleyküm Hüseyin selam. Bey. Gaziantep'ten geldim hocam ben. Hoş geldin. Çocuğumda imperfect hastalığı bulunmaktadır. Cam kemik. Evet. Aha. Yürüyemiyor. Koşamıyor hocam. Annesi benden başkasına bırakıp gidemiyor çocuğu.
Çocuğun ayağını çektiğin zaman ayağı kırılıyor. Kolu çektiğin zaman kolu kırılıyor. Gaziantep'ten geldim ben. Durumum yok. Benden yüklü bir miktarda ameliyat parası istediler. Son çareyi de önce Allah'a, size sonra size sığındım. Şöyle yapalım Hüseyin. Benim bildiğim kadarıyla cam kemik çok zor ve sıkıntılı bir problem. Yani niye cam diyorlar? Cam kırılgandır. Ve tamiri çok zordur. Evladının kemiklerinin herhangi bir kırığı zaten çok hassas, hani size dokunurken bile zaten sana anlatmışlardır değil mi? Evet. Çok hassas, en küçük bir şeyde bile kırılganlığı bir hayli yüksek. Ameliyat, ne ameliyatı dediler. Eğer burada İstanbul'da yapılabilecekse ve bizim yapabileceğimiz bir şeyse, seni doktorlarım da izliyorlar şu anda. İnşallah ameliyatı yaptırırız. Para pul da sıkıntı değil ama doktorların bunu kabul etmesi lazım. Allah şifa versin. Ya. İnşallah. Ya hocam biz götürdük, bize dediler Elazığ'da bir doktoru var dediler. Ben de işte yüklü bir miktar para istediler. Benim elimde yok. İnşallah Zayda Hanım el attı mı o iş oluyor. Ben bir haftalığa çalışıyorum yani, kalacak yerim de yok. Ben ta Gaziantep'ten geldim. Tamam, Allah yardımcın olsun. Burada sıkıntı yok, kalacak yer ben sana bulurum. İnşallah. Otellerimiz var ama hocamın bak duasıyla ne zaman bir işe başlasak hep hayırla sonuçlandı. İnşallah. Doktorların beni duyuyorsa, Hüseyin Bey'in çaresi biz olabiliriz derseniz eğer, ben seve seve sizi burada misafir ederim. Ameliyatını canlı sizi de gösteririm. Hani sizi de mutlu etmek için i̇nşallah. Elimden ne geliyorsa i̇nşallah. Yaparım. Allah şifa versin. Yeter ki evladınıza çözüm olalım. İnşallah kuzum. Tabii bir size can dualarınızı. Tek dileğim yani çocuğumun yürümesi, koşması. İnşallah olur. Başarı İnşallah. Şey. Ümidi kesme. Önce Allah'a sonra size güveniyorum. Allah her şeye kadar tedavi olacak hocam. Tabii. Tedavi yapılabilecek olur. Bir şey varsa, yoksa bir şey diye ben. Varsa ben buradayım. Evelallah. Peki. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun hocam. Bu arada şimdi Hakan da onun yanında oturuyor. Hakan seni yanımıza mı alsak acaba? Gel bakalım böyle yanımıza. Ama önce Hakan'ın videosu hazırsa. Şimdi hocam Hakan kim diyecek? Videosunu bir izleyelim. Gelsin bakalım, Hakan burada. Hakan kim demem. Hoş hayır geldin. Merhaba hocam. Hayır hocam, ağlar. Şöyle gel. Hakan hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Merhaba kuzum. Nasılsın? Şimdi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, hamdolsun. Hocam Hakan niye burada ama size göstermem için bir videoyu seyretmeniz lazım. Seyredelim bakalım. Bir seyredin. Hı. Bakın. Çünkü sizi de ilgilendirecek çok şey söylüyor. Tamam. Buyurun efendim bakalım. İzleyelim. Şimdi şişmanlara laf söylüyorlar. Şişmansın da şöylesin de böylesin de. Yanlış kardeşim. Allah-u Teala bunca nimeti yaratmış. Doğru değil mi kardeşim? Doğru baba. Bunca nimet yaratmış. Sen niye yemiyorsun? Öldün diyelim. Allah'ın karşısına çıktın. Aç çıktın. Allah-u Teala sormayacak mı? Ben bu kadar nimeti yarattım. Ben bu kadar size nimetleri sundum. Sen benim karşıma nasıl aç çıktın diye sormaz mı? Abi zayıf olanlar cehennemlik. Vallahi cehennemlik. Allah'ın verdiği nimetleri yemeyen adamdan ne olur? Abi yiyeceksiniz ya. Her an ölecekmiş. Ben mesela her an ölecekmiş gibi karnım tok yaşıyorum. Akşam yatmadan sabah belki çıkmam diye yarım ekmek gömüyorum abi. Mecburum buna, anladın mı? Çünkü Allah soracak. Sen niye yemedin diyecek. Ben bu kadar nimeti yarattım diyecek. Sen niye yemedin? O yüzden abi şişmanlık bir onur meselesidir. Bir onur meselesidir. Hakan sen bayağı bir okumuşsun. Nereden buldun bu kadar fetvayı? Zayıflar cehennemlik diyorsun. Zayıfların adam bulmuş da yememiş mi? Yani kendini bile bile tehlikeye atarsa, aç bırakırsa, varken aç bırakırsa, ama bir de açlar var, ulaşamayanlar var. Tabii, bir de Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Kulu veşrebu ve la tüsrifu. İnnallahi Allah Teala buyuruyor ki yiyin için israf etmeyin. Evet. İnnallah la yuhibbul müsrifin. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi vücudun da bir kapasitesi var. Midemizin büyüklüğüne kadar işte avucumuz, iki avucumuz kadar. Şimdi bu mideye sen yatarken yarım ekmek mi koyuyorsun? Aynen. Tok karna. Ya yatmadan önce yarım ekmek gömüyorum. Niye? Aç ölmeyeyim. Gömüyorum diyor. Aç ölmeyeyim diye. Açlıktan ölen duyulmamıştır. Yani aç karna ölünmez. Tok karna ölünür. Tok karna mesela şunları da söyleyeyim sonra devam edelim. İmam Gazali'nin güzel sözleri var. Diyor ki hamamdan çıkmış bir şey yememişse ölmediğine şaşarım diyor. Hmm. Şimdi banyodan sonra bir şey atıştıracaksın. İşte mesela meyve suyu içilebilir, bir elma yenebilir vesaire. Tok karna hamama girmişin ölmediğine şaşarım diyor. Tok karna bir de banyoya girersen tehlikeli. Kalp krizi vesaire götürür. Sıkışıyor çünkü mide. Karnında elma olduğu halde ölene şaşarım diyor. Karnında elma varsa
ölene şaşarım. Elma yemişsen o seni... Evet. Şimdi bunlar var. Varsa tabii bunları yapacaksın. Yoksa adam nereden bulacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, midenizi üçe bölün. Üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini nefesle, havayla boş bırakın diyor. Sen havaya yer bırakmıyorsun herhalde. Suya da pek yer yok. Ha, nefes almadan yaşıyorsun. O zaman sen de bu bölgeler dolacak dolacak, tok karnı da düşün. O zaman nefes darlığı başlar. Ama başka şimdi, sıkıntılar, kalp sıkıntısı Allah korusun, başka. Allah mantığı korusun. Enteresan ama şimdi. O da diyor ki bu kadar nimet dünyada var. Var ama israf etmeden ve hakkıyla doyuncaya kadar. Ben, işte, ben de doyuncaya kadar yiyorum sanki. Hiç doymuyor musun? Yo, doyduğumda bırakıyorum. He, besmele çekiyoruz. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim dersek Allah'ın adıyla. Şeytan yemez oradan. Zaten karnımız doyar. Yediğimizi paylaşırsak daha doyurucu ve faydalı yemiş oluruz. Bir de elhamdülillah diye doyup kalkacağız. Ama tıka basa buraya geldiğinde değil doymak. Hala iştahımız varsa doymak orasıdır. Kalkabilir misin yedik, hala iştahın varken varsa yemekten? Doymak orasıdır. Ben bir yemek yiyorum. Mesela büdürüm yiyorum ya. Büdürüm de zevk için yiyebiliyorum yani. Zevkine yemek olmaz. İşte o israf oluyor işte. İsraf oluyor. Ama bu, bundan sonra... O yiyeceğini, yani. Yiyeceğini sanki yedim diye bir yere ayır. Ha. Sanki yedim camisi var Fatih'te. Öyle mi? Evet. Adı sanki yedim camisi. Sanki yedim camiyi. Belki Hakan kadar yemiyordu ama o zat yiyeceğinin bir kısmını doyduktan sonra sanki yedim diye gözü varsa onu kenara koyuyormuş. Allah Allah. Onu biriktirip satıyormuş, o parayla cami yaptırmış. Aa. Senin o yediklerine bir iki cami yapılabilir. Ben bunu ilk defa duydum. Evet. Bir kişi sanki yemiş gibi ama aslında senin durumda yani zevk vallahi için evet, yiyorum diyorsun ya. Aynen öyle bak. Onları biriktire cami yaptırmış. Ve adına da sanki yedim sanki cami yedim koymuş. Sanki yedim cami, caminin adı oradan geliyor. Ramazan'da gidelim o camiye. Çok baksana güzel nasıl enteresanmış. De bir imamı vardı Mehmet Efendi, rahmetli oldu, kurra hafızdı. Allah rahmet eylesin. Ben de severdim. Ramazan'ın 27. Kadir gecesine kadar bir hatimle kıldırırdı teravihi. Son üç günde bir hatim daha yapardı. Hatmi kaçıranlarımız oraya giderdik. Son üç günde. Öyle de bir imamı vardı. Çok sevilen, bütün etrafta talebeler olan bir imam var. Sanki yedim cemaati cami. Artıyor. Niye her caminin cemaati evet, aynı değil? O caminin cemaati çok fazlaydı. Sanki yedim yapman lazım. Sanki yedim diye bak ne kadar zengin olacaksın. İnşallah. İlk yardım eğitmeni bu arada. İlk yardım eğitmeni. Yani onlar, zaten çok sağlık konusunda mesleği. Sen biliyorsun çok fazla söyleyeceğim şeyler yok ama her şeyin hakkı var. Onu evet. Geçtiğiniz zaman bir başka yerden patlar. Şimdi tabii. Bu internette o kadar çok dolaştı ki. Bir de şeyse o yanlış. Onu düzeltelim. Başkasının cehennemlik olduğu, cennetlik olduğunu biz söyleyemeyiz. İşte ben de onu diyecektim. Yani bu video aslında şu zamanki gündemde bazı moral bozucu şeyler var. Hani bir komedi olsun diye. Evet, bir gülümseme için çekmiş. İnsanlara bir tebessüm yarattım diye. Yani bunun insanlar bu videoyu izlediği zaman bunun bilincinde olmalılar yani. Ama orada iki şey var. Bir yemin ediyorsun, şaka da olsa vallahi denmez. Bir de cehennemlik diyorsun. O kaldırırsak video daha güzelleşir. Hani orayı kesmek lazım. Orayı kesmek lazım. Bir de onur meselesi diyor ya. Ne şişmanlık bir onur şişmanlık meselesi. Bir onur meselesi tabii. O ne demek Allah aşkına? Ben böyle bir dernek açacağım. Şişmanlar Derneği diye. Kendi bünyelerinde barınan. Yemek festivalleri falan yapacağım senede bir. Böyle insanlarla iç içe böyle mutlu. Hep beraber yiyeceksiniz. Şişmanları içeceksiniz. Tekrar hayata döndürmeye. Bazı şişmanlar biliyorsunuz çok karamsar. Her şeyden bıkmış. Bunları yanlış, hayata döndürmeye doğru. Her şeyde aşırı uç yanlış. Oradan da hayır hasenat yaparsanız faydaya geçer. Yani faydalı olur. İnşallah yani bir kızım. Bir de soru sorabilir tabii miyim ki. Hocam? Sor, tabii ki. Abdest alırken illa ayağımıza değerek ayağımızı yıkamamız gerekiyor mu? Sağlıksız bir insan eğer ayağına değmiyorsa abdest parmak aralarına abdesti kabul olur mu? Ya da ben sağlıklı bir insanım elim ulaşıyor ama ben de elimi değmeden ayağımı böyle suya tutup bu kadar yiyince ayağına ulaşmıyor el tabii. Yok ulaşıyor çok şükür. Hani bu göbekten olsa neyse. Bu annemin sorusuydu. Annemin bacağında bir ufak bir sorun var. İyi olacak o da çok şükür. Allah şifa versin. Şimdi nereden de dua istiyor kendisi yıkayamıyorsa bir başkası yardım edecek. El evet. Değmeden peki mes ediyoruz ama susuz olanı. Mesela el değmeden olsa oluyor mu? El değmeden zarureten olur. Su her tarafına ulaşıyorsa evet. Abdesti olur. Evde biri varsa ama mesela diyelim ki lazım. Fıskiye var değil mi? Evet. Fıskiye ile alırsınız. Evet. Ovalamak sünnettir. Ovalama yapmadan farzı yerine getirmiş olursunuz yıkayarak. Aynen. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Peki anneciğine de çok selam. Buradan da kendisine yediklerinden biraz ayır.
Tamamdır inşallah. Ben nasıl? Onun şeyini merak ediyorum. Şimdi gelin adayı nasıl olacak? Bir de çok güzel yemek yapıyor hocam. Bize burada kaç kere yemek de yaptı. Biliyor da yani. Hakan mı? Hakan. Yani hani sadece yiyici hakkını değil. Hakkını veriyor. Yapıyor da hakkını veriyor evet. Yani. Biz bir arkadaş grubumuz aslında. Biz 4 kişiyiz. Hasan, Emre, Osman. Biz hepimiz böyleyiz. Kendileri 3'ü polis. Ben bir değilim. Buradan onlara da selam yolluyorum. Peki selam olsun arkadaşlarına da. Peki teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol kızım. Teşekkür ediyorum. Annene çok selam söyle lütfen. Şimdi dur onu benim bulmam lazım ya. O çok ya da okuyabilir miyim? Okurum. 15 bin dolara şişede cin. Tövbe yarabbim. O nasıl oluyor? Buyurun okuyalım. Hindistan'ın doğuşundaki bir kentte aralarında biri polis, 4 kişi Kalküta yakınlarındaki işte bilmem nerede yaşayan bir kişiye şişede cin satmaya çalıştı. Cin dediğimiz şey bu. Hani ovalayınca çıkıyor da ne isterseniz veriyor ya, öyle deniyor ya. Hint polisinin verdiği bilgiye göre Tapas Roy bir arkadaşı telefon açarak elinde satmak için bir şişede cin olduğunu söyledi. Ve serbest bırakınca tüm dileklerini yerine getireceğini söyledi. Konuyu bir başka arkadaşıyla da tartışmış ve cini arkadaşıyla birlikte görmeyi kabul etmişler. Bu sırada polisin verdiği bilgiye göre satıcı Hintli adamı arayarak cini 15 bin dolara satabileceğini söylüyor. Ya bir şişenin peşinde bunlar. Biri diyor ki içinde cin var, şu kadar para istiyorum, çıkarsa ne istersen sana verecek. Ayrıca ben olsam bak böyle bir durumda derim ki madem böyle bir şey var çıkart kendin benden ne para istiyorsun ne istiyorsan ondan iste. Ama hocam ne der merak ediyorum şimdi. İki arkadaş yolculuk yaparken biri hamsi yiyormuş. Kılçıklarını ayırmış kenara. Demiş onları niye ayırıyorsun? Ha. Onlar demiş çok özel ayrıca yiyeceğim hafızayı güçlendiriyor demiş. Şeyde. Ha. Ne kadar hamsi aldın? 1 kilo hamsi aldım. Kaça aldın demiş 10 liraya aldım. Neyse o arada afiyetle yemişler. Adamda da biraz hafıza zayıflığı varmış. Bunlar hafızayı güçlendiriyorsa bunları bana sat demiş. Bak 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 kılçığı ona mı satmış? Satarım demiş. Kaça? 15 liraya olsun sana demiş. Adam da almış bir iki tane yiyince demiş sen zaten balığı 10 liraya aldıydın demiş. Bak nasıl. Bak gördün mü demiş hemen kafan çalışmaya başladı. Ama biraz geç oldu. Şimdi o 15 bin lirayı verince cin çıkacak zaten orada. Ya aynen öyle. Hayır nasıl bunu düşünemiyor madem cin böyle bir şey yapabiliyorsa. Bu arada yok tabii öyle bir şey de aman bir yanlışlık olmasın da söyleyelim. Ama insanların bunlara güvenmesi, inanması da enteresan. Peki hocam 5 yıllık evliymiş izleyicimiz. Fakat yeryüzünde canlılar var. Bunlar teknoloji ilerledikçe, zaman ilerledikçe insanlarla daha çok herhalde iletişime geçecekler. Hmm. Biz bunu kitapta zaten var, biliyoruz. Ama şimdi işte tanımlanamayan cisim vesaire yolculuklar deniyor. Vesaire yapılıyor. Etrafımızda bizden farklı canlılar var, bunu bilmemiz lazım. Peki hocam. Şimdi öyle bir görüntü ki ben kolay kolay insanlara kötü bir şey söylemem. İzleyicim de şahittir 20 senedir. Ama beter olsun diyesim geldi burada. Bak bir çocuğa... Türkçe dersen kötü de İngilizcesi iyi bir şey. Better demek iyi anlamına geliyor. Ah işte. Şimdi çocuğa, yaşlıya ve hayvana bir şey yapıldı mı ben yani başka birine de dönüşüyorum. Burada da hayvana. Bir köpek yazık dükkanda su koymuşlar buraya tamam mı? Köpek de belki temizlik için koydular bilmiyorum ki hayvancağız da suyu görüyor. Su içmek için geliyor. Gençten bir çocuk da senin neyine bırak. Bırak içsin yani bak ne oluyor sonra ama bak buyurun. Bak hayvancık zaten çekine çekine geliyor. Suyu görüyor su içecek. 2 lokma su ya Allah'ın suyu yani. Onu oraya kim koyduysa bak Allah razı olsun. Bak 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 bak. Tam arkadan geldi. Köpeği gördü. Köpeğe tekme atıyor. Bak bak. Tam ayağını kaldırdı. Köpeğe tekme atacak. Köpek kurtuluyor. Bu kendini yerde buluyor. İlahi adalet diye bir şey var mı? Ve bu o mu? Ve hayvanlara böyle kötü davrananların sonu bu dünyada ve öbür dünyada ne olur hocam? Tabii Allah sağ etsin. Sevgi ve merhamet kalkınca insanın gözü dönüyor, ne yapacağını bilmiyor. İnsanlar hayvanlardan merhameti öğrenmesi lazım. Sevgiyi öğrenmesi lazım. O çocuğun küçükken beslediği bir kedi, köpek olsaydı ya da keşke. Bir hayvan olsaydı bunu yapamazdı. Yani o çocuk ondan mahrum yetişmiş. Maalesef. Bu sevgisizlikten ki bu çocuk köpeğe böyle yapıyorsa gariban bir köpeğe insana neler yapmaz. Peki hocam yani
internette ben bakmaya dayanamıyorum da böyle o kadar kötü şeyler görüyoruz ki hayvanları eziyet eden. Bunların vebali nedir? Şimdi burada... Bu arada bizim kedileri de görüyorsunuz bak her taraf. Burada iki şey var. Birincisi tabii hayvan hakkında ne söylesek az kalıyor da. İkincisi bu çocuğu da bilgilendirmek lazım. Yani bu işten vazgeçmek için. Dün ben bir şey okudum enteresan. Daha önce o kadar kitap okudum bir yerde rastlamamıştım. Allah Allah. Ama sizin kütüphaneniz muazzam ona rağmen. Dün insan Kur'an okurken de öyle oluyor. Yani Kur'an okurken elhamdülillah 40 sene yakındır okuyorum. Ama her okuduğumda yeni bir ayeti görüyorum. Oo. Şimdi hangi gözle bakarsınız ya da okudukça tabii biraz da insanın kültürü arttıkça belki görmeye başlıyor. Bakıyorsunuz bazen görmüyorsunuz. Görmek önemli. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret esnasında iki tane hırsızla karşılaşıyor. Onları hırsız olduğunu anlıyor, yanına çağırıyor, nasihat ediyor. İsimleriniz ne diyor? Bize Muhanhan derler diyor bu hırsızlar. Böyle ünleri varmış o bölgede. Yani Mekke Medine arasında bir köyde. Hı hı. Peygamber Efendimiz diyor ki sizin adınız bundan sonra Muhanhan, kınanmış, ayıplanmış insan demekmiş. Mükerrem olsun diyor. Mükerrem olsun diyor ve onları sıvazlıyor. Sevgi gösteriyor, okşuyor, tövbe ettiriyor ve Müslüman oluyorlar. İki hırsız. Kınamıyor, kimsemiyor, kınamıyor. Kötülemiyor. İki tane hırsızı nasihat ederek tövbe ettiriyor Peygamber Efendimiz. Şimdi kahrolsun, Allah şöyle yapsın, böyle yapsın, doğru, buna hakkımız var. Ama daha da güzeli kazanmak. Yani onun için hapishanelerde şu anda elhamdülillah Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok çeşitli vaizleri var, görevlileri var. Yani böyle düşmüş insanlara da nasihat etmenin yollarını aramamız lazım. Doğru, kaybetmektense evet, kazanmak daha lazım. Daha mesela makul. Şimdi teröristler, kandırılmış insanlar. Yani orada burada kendine göre kahramanlık yapmaya kalkıyor. Mehmetçimiz Allah yardım etsin, muzaffer eylesin. Amin. Kandırılmış, bunları tutup nasihat etmek i̇şte lazım. İşte kendi vatanına yani ihanet etmek. Bir kişiyi öldürmüş, silah çekiyor hain, onun haddini bildireceksin. Savaşta nefsi müdafaa, satı müdafaa, vatanı müdafaa o senin hakkındır. Ama imkan buldun, mesela esir aldın veya başka şekilde hapse girdi. Burada da bunları anlatmamız lazım. İnşallah hocam. Allah Mehmetçiğimizin yanında olsun. Amin. Ama o yollarda Mehmetçiğimize gösterilen sevgi, saygı, o dualarla gönderilmesi ve onların evet. O mertçe duruşu bambaşkaydı. Rabbim Türkiye'ye güç kuvvet Amin. Versin, düşmanlarımıza fırsat Amin. Vermesin inşallah. Bela ve musibetlerden korunma duamız var. Aynı zamanda İmam-ı Azam'ın yaptığı çok güzel bir dua da var. Onunla beraber de dua edelim inşallah. Ben bunu hocam hemen böyle çeksem de siz okurken hemen şimdi paylaşsam. Olur. Olur mu hocam? Olur inşallah. Şöyle ikisini de ben açayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahümme inni es'elükel afiye fid dünya vel ahire. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme stur avrati ve amin revati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzu bi izzetike en utale min tahti. Allah'ım senden dünyamda ve ahiretimde afiyet vermeni diliyorum. Amin. Allah'ım senden dinimde, dünyamda, ailemde, malımda ve her türlü işlerimde afiyet diliyorum. Amin. Allah'ım kusurlarımı ört. Korkularımızdan bizi emin kıl. Amin. Allah'ım önümüzden, ardımızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden gelecek tehlikelere karşı bizi muhafaza eyle. Amin. Allah'ım kahrına uğramaktan senin azametine sığınırım. Sübhanel ebediyyil ebed, Sübhanel vahidil ehad, Sübhanel ferdis samet, Sübhanel rafi'is semai bi gayri amet, Sübhane men besatel arda ala ma'in cemeda. Sübhane men halakal halka fe ahsahum adeda. Sübhane men kasemer rizka ve lem yense ahada. Sübhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda. Sübhanellezi lem yelit ve lem yulet
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِي وَيَغْفِرُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي Ebediyyil ebed olan Allah-u Zülcelal'i tenzih ederim. El-Vahid ilahi ahad olan Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Fard-ı Samet olan Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Gökleri direksiz olarak yükselten ve tutan Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Yeryüzünü donmuş su üzerinde yayan, döşeyen Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Yaratıklarını yaratmış, adetlerini, sayılarını en iyi bilen Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Yaratıklarının tümünün rızkını taksim eden, asla geciktirip tehir etmeyen Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Asla bir eş ve evlat edinmemiş Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Doğmamış, doğurmamış olan, dengi bulunmayan Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Her an hakim olan, varlığımı bilen, rızkımı veren, hiçbir zaman bizi unutmayan Allah-u Teala'yı tenzih ederiz. Ya Rabbel Alemin, bizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Amin. Cennete girenlerden eyle. Amin. Cemalini görenlerden eyle. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım unutursak, yanılırsak, hata edersek bizim günahlarımızı affeyle. Amin. Namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı, hayır hasenatımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimizin, şehitlerimizin ruhunu şad eyle. Amin. Vatanı için, milleti için cenk eden, cephede canını feda etmeye hazır olan Mehmetçiklerimize güç, kuvvet, izzet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım ülkemize birlik, beraberlik ver. Aramızda Amin. Sevgi, samimiyet, ülfet tesis eyle. Amin. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Memleketimize bolluk, birlik, her türlü güzellik ihsan eyle. Amin. Hastalara şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle. Evladımızı Amin. Salih eyle. Amin. Duamızı kabul eyle. Amin. Cumamızı mübarek eyle ya Rab. Lillahi Teala el Fatiha. Amin. Bütün dualarınız kabul olsun. Hocam size bir şey gösterebilir miyim? Buyurun. Bu Elif harfi değil mi hocam? Evet, Elif. Şimdi bunu Elif. Takmak, yani böyle bir şeyi takmak uygun mudur, değil midir? Hani bunun banyosu var, lavabosu var. Onu soracağım ama bir reklama gidelim, gelelim. Pek çok kişi böyle şeyler takıyor artık. Küçüğü, büyüğü bir soralım değil mi hocamıza? Hemen geliyoruz efendim. Duayı da hemen koyuyorum. Takip edebilirsiniz. Hayırlı bereketli olsun gününüz, cumanız, bütün dualarınız. Hocam reklama gitmeden önce göstermiştim bu Elif harfi diye. Şimdi bunu takıyorum, çok da keyifle aldım, takıyorum ama bunun bir zararı, ziyanı olur mu? Yanlış şimdi bir şey yapıyor boyuna, olmayayım. Boyuna künye gibi ya da gerdanlık gibi şeyler takılabilir. Erkekler künye takabilir, kadınlar gerdanlık takabilir. İsrafa, gösterişe düşmeden tabii bunları da yapmak lazım. Peygamber Efendimizin kerimesi annemiz Hazreti Fatıma, kızı Fatıma gerdanlık taktı, geldi, beğendin mi dedi. Peygamber Efendimiz dedi ki fakir fukara var, Muhammed'in kızı ateşten bir gem takmasın. Ha. Yani sen helaldir sana ama sen takma dedi. Şimdi ona bu da önemli. Mesela devlet başkanlarının önder örnek olacak insanların topluma iyi örnek olması gerekiyor. Ama takılır mı? Takılır. Sade vesaire, lükse, şatafata düşmeden bir şeyler yapılabilir. O zaman ayetse, duaysa bunlarla necaset olan yerlere girilmez. Çıkarmak lazım. Ama sizin sadece bir harften oluşuyor. Hı hı. Elif. Elif'in çeşitli anlamları yükleyebiliriz buna. Bir harftir. Doğruluğun simgesidir. Allah-u Teala'nın vav takanlar da var. O da aynı şekilde vav da güzel manalar olan bir şey. Fakat harf olduğu için vav olsun, elif olsun, bunlarla herhangi bir sakınca olmaz. Ayet olduğunda, ayet olursa, Allah'ın ismi olursa, Kur'an'dan bir pasaj, ayet olursa, peki hocam, o zaman sıkıntı olur. Duamızı canlı canlı çekmiştim. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Özellikle onları çok istediğinizi biliyorum. Koydum, merak etmeyin. Görüşmek üzere efendim. Sevgiler, saygılar. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.